Değerli hocalarım, hepinize hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu dönem Gazi Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı'nı 28 Eylül 2020 tarihinde saat 13.30'da Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörümüzün katılımıyla başlatmak üzere hazır bulunmuş bulunmaktayız. Hepinizi bu anlamda tekrar saygı ve sevgiyle değerli hocalarım selamlıyorum. Sayın Rektörümüz şu anda aramızda yayına katılmak için bizleri bekliyorlar. Ben sözü çok uzatmadan değerli sözleri için Sayın Rektörümüze sözü bırakmak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni eğitim öğretim yılını birlikte açmış olacağız. Yakın zamanda aldığımız kararda özellikle Sayın Gökbaşkanımızın, Ankara Valimizin ve İçişleri Bakanı Yardımcımız ve 8 Ankara'daki üniversite rektörleriyle birlikte yaptığımız toplantıda uzaktan eğitim olarak bu dönemi yapma kararı almıştık. Uzaktan eğitimle ilgili üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne çok büyük görevler düşüyor. Ben bu anlamda bugünkü hazırlığı yaptıklarından dolayı değerli kardeşim Doçent Doktor Mutlu Tahsin Üstündağ'a çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir ekip kuruldu. Bu ekibimizde Profesör Doktor Ebru Kılıç Çakmak arkadaşımız, Profesör Doktor Selçin Karataş arkadaşımız, Profesör Doktor İsmail Karakaya arkadaşımız, Doçent Doktor Demet Özerbaş arkadaşımız, Doçent Doktor Şahin Gökçerson arkadaşımız, Öğretim Görevlisi Doktor Seher Özkan ve Öğretim Görevlisi Doktor Ahmet Çelik arkadaşlarımız bu uzaktan eğitim konusunda eğiticilerin eğitimi programında görev alacaklar. Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizin böyle değerli arkadaşlarımızdan oluşması benim için çok önemli. Birçoğu arkadaşımızı daha önce tanıyoruz. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptığımız dönemde ve daha önce müdür yardımcılığı yaptığımız dönemde bu değerli arkadaşlarımızla çalışma fırsatı bulmuştuk. 11 Mart itibariyle dünyada bir küresel salgın başladı. Küresel salgın süreci içerisinde biz de Gazi Üniversitesi olarak geçen dönem uzaktan eğitimi, öğretimi devam ettirmiştik. Fakat üniversitemizde geçen dönem ben de yüksek lisans ve doktoraya giren bu üniversitenin bir öğretim üyesi olarak çok başarılı bir sürecin geçmediğini ben biliyorum. Ama orada bir tecrübe edindik. Arkadaşlarımız o süreç içerisinde kendi bilgilerini uygulamaya sokma imkanı gördüler. İnşallah bu dönemde o tecrübelerimizden yararlanarak daha güzel işlere imza atacağız, güzel programlar yapacağız. Tabii ki bir uzaktan eğitimi bilmek değil, onu uygulamak çok önemli. Tabii bu uygulama süreci içerisinde de bizim çalışacağımız değerli hocalarımız. Bugün değerli hocalarımız, bu ekibin eğitim vereceği değerli hocalarımız, onlar da ekran başından bizleri izliyorlar. Bilgisayarlara başından bizleri izliyorlar. Benim arzum hocalarımızdan, bu değerli ekip arkadaşlarımızın, eğitimcilerin eğitim verecek ekip arkadaşlarımızın verecekleri bilgilere, uyarılara çok dikkat etmeleri, bunları not etmeleri ve bunları uygulamaları. Bu süreçte öğrencilerimizden maalesef uzaktayız. Onlarla aynı ortamı paylaşamıyoruz. Bu akademisyenler için, kendisini eğitim öğretim mesleğine vermiş kişiler için zor bir süreç. Ama takdir-i ilahi böyle bir süreç dünyada yaşıyoruz. Baktığımız zaman çok süper güçler de bu süreç içerisinde bocalıyorlar. Ama biz görüyoruz ki ülkemizin sağlık sisteminin güçlü olması sebebiyle zorlanıyoruz. Ama bu süreci hep birlikte başladık. Bu süreci hep birlikte geçeceğiz inşallah. Ben buradaki ekipteki arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Çok güçlü bir ekip oldu. Bu arkadaşlarımız samimi bir şekilde, özveriyle eğiticilerin eğitimini vereceklerini, hatta sadece bugünkü eğitimle değil, bu süreç içerisindeki eğitimle değil, bundan sonraki süreçte de bilgisayarları başında, telefonları başında hocalarımızı dinleyen değerli hocalarımızın soruları olduğu zaman onlara da istedikleri zaman ulaşabileceklerini, o hocalarımıza destek vereceklerine ben inanıyorum. Hocalarımız da kafalarına takılan sorular olduğu zaman çekinmesinler, sorsunlar. Bu süreci yürütürken tabii başta Mutlu Tahsin Üstün'de arkadaşımız ve yine hemen burada benim sol tarafımda oturan daha önce Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de birlikte çalıştığımız, şu anda Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarının Başkanı olan ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümümüzün öğretim üyesi olan
Halil İbrahim Bülbül hocamız var yanımda. Halil İbrahim Bülbül hocamız tabii bu süreci kendisi rektör danışma olarak biz sizlerle birlikte yürütecek. Aynı şekilde sağ tarafımda da rektör yardımcımız Bekir Buluş hocamız var. O da eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcımız. O da malumunuz Bekir hocamla birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde uzaktan eğitim programlarını yönettiler. Güzel bir tecrübemiz oldu. Hem Gazi tecrübesi hem Ahmet Yesevi Üniversitesi tecrübesini mezcederek, birleştirerek burada inşallah bu yıl içerisinde güzel bir başarıya imza atacağımızı ben inanıyorum. Gazi Üniversitesi'nin de tarihinde ilk defa Gazi Eğitim Fakültesi'nden atanmış bir rektör olarak, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak ben de her zaman sizin yanınızdayım. Her zaman size destek vereceğime inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. İstediğiniz zaman bilgisayar, cep telefonu üzerinden, mail üzerinden bana da mesajlarınızı atabilirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiğince ne kadar yardımcı olursam kendimi bahtiyar hissedeceğim. Ben eğiticilerin eğitimi, uzaktan eğitim programımızın hayırlara vesile olmasını, başarılı olmasını ve 2020-2021 güz dönemimizin başarılı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bilgisayarlar başında bizleri izleyen hocalarımıza da hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah alnımızın akıyla bu süreci tamamlayacağız. Ülkemiz ve dünya inşallah bu küresel salgın sürecinden tez zamanda kurtarır ve öğrencilerimize, sınıflarımızda kavuşur. O eski muhabbet ortamını, öğrencilerimizle kaynaştığımız o güzel ortamları tekrar kurmuş oluruz. Tekrar saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız. Değerli hocamın katılımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade etti. Yanımızda olduğunu söylemiş olması her durumda zaten bunu hissettiriyor sağ olsun. Rektörümüz, rektör yardımcılarımız, üst yönetimimiz. Bu bizi gerçekten güçlendiriyor. Göreve atanalı bir ay oldu değerli hocalarım. Bir ay içerisinde öğretim elemanlarımıza yansıyan yüzümüz belki az olmuş olabilir ama bugün itibariyle o kısım da görünmeye başlanacak. İlk önce birimimizi rektörlük binamıza taşıyarak sürece başlamış durumdayız. Artık hizmetlerimizi rektörlük binamızda vereceğiz tüm arkadaşlarımızla beraber. Bu bizi ciddi anlamda güçlendirdi ve karar alma süreçlerini çok kolaylaştırdı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, çok teşekkür etmiyorum, istiyorum kendisine. Doktor Zafer Ayaz Başkanlığı'nda tüm daire başkanlığı desteğini bu süreçte bizlere verdi. Öğrencileri daire başkanlığımız aynı şekilde süreçte desteğini vermeye devam ediyorlar. Ki sizler de takdir eder süreçte. Onlarla beraber bu süreçleri yönetmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta görmüş olduğunuz gibi Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezimiz eğiticilerin eğitimiyle başladı. Akademik personellerimizin uzaktan eğitim süreçlerini daha iyi duruma nasıl getirebiliriz? İhtiyaç duydukları konular neler? Bu anlamda bir ihtiyaç analizi yaptık ve bunun üzerine de eğiticilerimizi belirledik. Sizlerin konu alanlarını belirledik, ihtiyaç duyduğunuz konu alanlarını. Bu haftayı 6 oturumda toplam 7 öğretim elemanımız ile sürdüreceğiz. Bugün de ilkini Profesör Doktor Ebru Kılıç Çakmak hocamızın başlatacağı uzaktan eğitimde süreç tasarımı konusuyla başlatmış bulunacağız. Gelecek haftadan itibaren, gelecek hafta fakültelerimize yeni gelen öğrencilerimizin, lisansüstü eğitim yeni gelen öğrencilerimizin, yüksek okullarımıza yeni gelen öğrencilerimizin oryantasyon programlarını planlıyoruz bu hafta için. Aynı zamanda idari birimlerimizden öğrenciyle ilişkili olan idari birimlerimizde kurumumuz anlamında verdiğimiz hizmetleri, idari birimleri anlamında verdikleri hizmetleri öğrencilerimizle buluşup gelecek hafta oryantasyon programına onları da dahil etmiş bulunmaktayız. İlerleyen zamanlarda Gazi ana sayfamız üzerinden de bunların duyuruları e-posta aracılığıyla da ana sayfamızdaki duyurular kısmında da yer alacak değerli hocalarım. Bu anlamda da desteklerinizi bekliyoruz. Ardından Gazi Üniversitesi bu dönem öğrencilerine danışmanlık hizmetini elektronik ortama taşıyıp e-danışmanlık hizmetini hizmete sokacağız. Üzerinizde bulunan tüm danışmanlık öğrencilerinizi bizim belirlediğimiz ortamlarda buluşma fırsatı sizlere sunacağız. Ve böylelikle öğrencilerimize gerekli hissettikleri danışmanlık hizmetlerini de sağlamak adına altyapı olarak size desteklerimizi güzem olarak sunmak için çaba içerisindeyiz. Bunun dışında da yine çalışmalarımız devam etmekte. Sonraki süreçte de sizler de takdir edersiniz, bilgisi olan hocalarım vardır. Online bir mezuniyet töreni hazırlığımız olacak. Arkasından eğitim ve öğretim programımızı başlattıktan sonra da mezuniyet, online mezuniyet için neler yapabiliriz? Bunların çalışmalarına başlayacağız. Arka planda çalışmalarımız başladı. Olgunlaştığı takdirde sizlerle de zaten bunların paylaşımında bulunacağız değerli hocalarım.
Bu dönem 42 bin öğrenciyle, yaklaşık 42 bin öğrenciyle %99 oranında bir oranla uzaktan eğitim, online olarak çevrim içi derslerimizi yürütmek için altyapılarımızı hazırladık. Gerekli anlaşmalarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi Zoom ortamını, Zoom meeting ortamını da üniversitemiz bünyesine dahil etmiş durumdayız. Sizlerin yapacağı özel etkinliklerde, konferanslarda, sempozyumlarda, seminerlerde bu araçları kullanabilmek için de işleri kolaylaştırmak adına sizlere bu sistemlerin kullanımını da fakülteler bazında, akademik birimler bazında yetkilendirilmiş kişilere şifrelerini ulaştırıp bu ortamlarda kullanması için çalışmalarımız devam etmekte. Daha sonra zaten süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacağım ama şurada kısaca bazı noktaları belirtmek istiyorum öğretim elemanlarımız da buraya gelmişken. Geçtiğimiz hafta akademik birim yöneticilerimizle toplandık ve bu dönemki süreçlerimizi konuştuk değerli hocalarım. Bu süreçleri nasıl yöneteceğimize dair bir yol haritası belirledik ve akademik birim yöneticilerimiz bunları kurumlarınızda uygulamaya başladılar. Biz Prolis Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'nde bu dönem kayıtlarınızı, ders kayıtlarını, öğrenci ders kayıtlarımızı ve ders programlarınızı otomatik olarak sistemden çeken bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Sizler yüz yüze eğitim planlamanıza göre programlarınızı oluşturduktan sonra akademik birimler, uzaktan eğitim merkezi olarak biz öğrenci işlerine bağladığımız web servisleri üzerinden verilerimizi çekip sizlere uygun olan saatlerde ders programlarınızı, online ders programlarınızı görebileceğiniz bir ortam üzerinden de sizlerle bunları paylaşacağız. Akademik birim yöneticiliğimizde birim koordinatörlüğü ve program koordinatörlüğü yapısını getiriyoruz. Burada bir adet her bir akademik birimimizde bir birim koordinatörü, her bir programımızda da bir akademik birim koordinatörü yapımız olacak. Bunlarla işbirliği içerisinde uzaktan eğitim programımızı yürütmek için çaba içerisinde olacağız. Aynı zamanda çevrim içi olarak hem öğrencilerimize hem de akademik personelimize destek sistemimizi devreye alıyoruz sevgili hocalarım. Destek sisteminde de mümkün olduğunca insansız destek sistemi adı ve altında 3190 adet geçen dönem gelmiş destek mesajını arkadaşlarımızla oturduk, sınıflandırdık. Ve buradaki sınıflandırdığımız konuların çözüm önerilerini sizlerin önüne sunacağımız bir platform hazırlığı içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda da onun tanıtımını yapıyor olacağız hocam sizlere. Bunun da bir hazırlığı devam etmekte. Bu şekilde ders süreleri noktasında senatomuz bu hafta içerisinde karar alacak. Akademik birim yöneticilerimize yapmış olduğumuz teklifleri paylaştık. Onların da bilgileri oluşturulmuş durumda. Çalışmalarımız devam etmekte. Dediğim gibi e-danışmanlık hizmetini de devreye alıyoruz bu dönem sistemimiz üzerinden. Takipleri sağlanacak. Çalışmalarımız bu şekilde hızla devam etmekte. Bu anlamda hepinizin desteği için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli hocalarım. İsterseniz Ebru Hocam aramızda artık bugünkü eğitimimiz, eğiticilerin eğitiminin ilk başlangıç toplantısı olan ve katılımcı sunucusu Profesör Doktor Ebru Kılıççakmak Hocam, ben sizlere takdim etmek istiyorum. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda canlı YouTube'dan da şu anki toplantımız gösterilmekte. Orada da katılımcılarımızın olduğunu arkadaşlarım bana iletiyorlar. Aynı zamanda bu kayıtlarımız sürekli izlenebilir durumda olacak. Tekrar tekrar bu dersleri, bu seminerleri almak isteyen hocaların, dinlemek isteyenler de sayfamıza yerleştirdiğimiz bağlantılar üzerinden de seyredebilecekler. Bunun da bilgisini vermek istedim. Hepinize katkılarınız için, desteğiniz için döneminizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Rektör Danışmanım, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle Sayın Rektörümüze ve Güzel Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Bizi böyle bir platformda bir araya getirdikleri için. Gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışarak dönemi hazır hale getirmeye çalışıyorlar şu anda. Bizler de elimizden gelen desteği tabii ki vermek için buradayız. Hepinizin bildiği gibi 11 Mart sonrasında pandemi dolayısıyla hepimiz acilen doğru bildiklerimizi değiştirmek durumunda kaldık.
ve uzaktan eğitime geçtik. Yüz yüze eğitim almaya alışık olan bir hedef kitle öğrencilerimiz ve yüz yüze eğitime alışık olan öğretim elemanlarımız birdenbire kendilerini uzaktan eğitim sürecinde buldular. Belki yüz yüze eğitimde taklalar attıran hocalarımız bir anda ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. O dönemi rektör hocamız da söyledi. Bazı eksiklerimiz evet var mıydı? Vardı. Yanlışlarımız var mıydı? Evet vardı. Ama yanlışlarımıza rağmen ben iyi kotardığımızı düşünüyorum. Zaten yanlışlarımız olduğu için uluslararası literatürde de o dönemde yapılan eğitime uzaktan eğitim denilmedi. Uzaktan erişimli eğitim dendi. Acil durum, uzaktan erişimli eğitim. Yani emergency, remote education kavramı literatüre girdi. Biz dolayısıyla buna uzaktan eğitim diyemeyiz geçen dönem yaptığımızda. Neden? Kimisi sadece canlı ders yaptı. Kimisi elindeki içerikleri sisteme koyarak uzaktan eğitim yaptığını zannetti. Kimisi sadece uzaktan desteklerle bunu sürdürmeye çalıştı. Dolayısıyla bu gerçekten bir uzaktan eğitim değildi. Hatalarımız vardı. Ama Robin Sharma Ferrari'sini satan bilge kitabında diyor ki mutluluk doğru kararlarla, doğru kararlar deneyimle, deneyim ise yanlış kararlarla gelir. Evet biz bazı yanlışlar yaptık. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken şey doğruları belirleyip bu doğruları plan dahilinde harekete geçirmek. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp en iyi şekilde süreci başlatmak. Şimdi ben uzaktan eğitimi dedik ki bir önceki yaptığımız dönemdeki şey uzaktan eğitim değildi. Peki bu sürecin uzaktan eğitim olması için ne yapmamız gerekiyor? Bir, hepimizin bildiği öğretim elemanını ve öğrenenin ayrı mekanlarda bulunması gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı zaten yoktu. Mecburen ayrı mekanlardaydık. İletişimin yazılı veya elektronik araçlarla sağlandığı bir süreç tasarlamamız gerekiyordu. Bunda da kısmen bir sıkıntı yoktu. Ayrı mekanlarda öğretimin gerçekleştirebilmesi için özel düzenlemelerin yapıldığı planlı öğrenme ve öğretme türü olarak tanımlıyoruz biz uzaktan eğitimi. Dolayısıyla biz geçen dönem planlı bir süreç ne yazık ki tasarlayamadık. Uzaktan eğitimde bu planlama hakikaten aylarca, yıllarca süren bir süreç. Şimdi farklı toplantılara mutlaka katılıyorsunuzdur. Ben uzaktan eğitim kavramını kullanıyorum fark ettiyseniz. Bazı hocalarımız ise uzaktan öğretim kavramını kullanmayı tercih ediyor. Şimdi bunun nedeni şu. Eğitim dediğimiz şey aslında formal öğrenme süreçlerinin dışındaki informal öğrenmeleri de kapsıyor. Diyorlar ki uzaktan eğitim dediğimizde bu informal süreçleri aslında işin içine katamıyoruz. Hayır, gerçek bir uzaktan eğitim söz konusu olduğunda biz bu informal öğrenme süreçlerini de işin içine katıyoruz. Eğer siz doğru bir planlama yapıyorsanız bu öğrencilere ders dışında etkileşim kurmalarını sağlayacak, farklı şekilde öğrenmelerini sağlayacak ortamlar sunabilirsiniz. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Sanal kafeler oluşturabiliriz. Sanal kütüphaneler oluşturabiliriz, sanal kulüpler oluşturabiliriz. Biz daha önce üniversitemizin uzaktan eğitim meslek yüksek okulu vardı. Bu süreçte bunların tamamını yaptık. Dolayısıyla doğru bir planlamayla bu süreci yönetiyorsanız buna uzaktan eğitim çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kavramı kullanabiliriz. Onun için ben uzaktan eğitim kavramını kullanmayı tercih ediyorum işin doğrusu. Dedik ki bu süreç planlı bir süreç olmak zorunda. Dikkat gerektiren bir süreç ve kasıtlı bir süreç. Şimdi uzaktan eğitim söz konusu olduğunda derslerin geliştirilmesi aylar hatta yıllar süren bir süreç. Yani siz sadece elinizdeki bir PDF'i sisteme yüklediğinizde ya da öğrencilerinizle paylaştığınızda buna uzaktan eğitim demeniz mümkün değil. Şimdi bu dönem normal şartlarda bu dönem vereceğiniz derslerin içeriklerinin bir yıl öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor. Bu da ciddi bir ekip çalışmasını gerektirir. Yani sadece bu öğretim elemanının tek başına yapabileceği bir süreç gerçekten değil. Arka planda ölçme değerlendirmecisinin, grafikerinin, veri tabanı uzmanının, alan uzmanının, senaristin yani çok büyük bir ekiple çalışılması gerekiyor bu süreçte.
Şimdi uzaktan eğitimi ben ikiye ayırarak sunuya devam edeceğim. Bir eş zamanlı etkinlikler, iki ayrı zamanlı etkinlikler. Bunun nedeni de şu, son dönemde hem K12'de yani Milli Eğitim'de hem de YÖK tarafında sanki canlı derslerle süreci yürütenler 1-0 öndeymiş gibi bir algı oluştu. Bu çok yanlış bir algı. Evet, canlı ders uzaktan eğitimin bir parçası ama biz canlı dersler olmadan önce de uzaktan eğitim yapıyorduk. Dolayısıyla sadece canlı derse bel bağlayarak hareket ettiğimizde bizim başarılı olabilmemiz gerçekten mümkün değil. Neden? Şimdi sizin 4 saatte anlattığınız bir dersi 40 dakikalık, hadi bilemediniz 1 saatlik bir canlı derste anlatabilmeniz mümkün mü? Elbette ki değil. Dolayısıyla bizim canlı ders dışında başka şeylere ihtiyacımız var uzaktan eğitimde. Biz bunları ayrı zamanlı etkinlikler diyoruz. Bu ayrı zamanlı etkinlikler görselde de görüyorsunuz, hem öğretim elemanının daha fazla çalışmasını gerektiren, daha fazla uğraşmasını gerektiren, hem de öğrencilere bunların yapılmasını anlatmamız gerekiyor. Ayrı zamanlı etkinliklerle biz öğrencileri sistemde tutacağız. Şimdi bizim uzaktan eğitimde başarılı olmamız için evet hem eş zamanlı hem ayrı zamanlı etkinlikleri bir araya getirmemiz lazım. Ama uzaktan eğitimde başarı dediğimiz şeyi nasıl belirleyeceğiz? Şimdi bunun için tabii ki çeşitli bileşenler var. İnsan gücünden liderliğe kadar. Ama biz başarılı olduğumuzu nereden anlayacağız? Eğer öğrencinin yüksek doyuma sahipse, öğretim elemanının doyumu bu süreçte yüksekse, anlamlı öğrenmeler sağlayabiliyorsak ve bunu sürdürebiliyorsak biz uzaktan eğitimin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hepsinin ötesinde uzaktan eğitimin en büyük sıkıntılarından biri ayrılma oranları. Şimdi biz öğrencilerimizle uzaktayız. Dolayısıyla bunları sistemde tutabilmek zorundayız. Bunları sistemde tutamadığımız zaman sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Dönüş oranı dediğimiz şey ise öğrenciler evet sistemde görünüyorlar ama pasifler. Hiçbir şeye dahil olmuyorlar. Ya da kaydını sildiriyorlar. Eğer biz bu kaydını sildiren öğrencileri ya da pasif durumda olan öğrencileri sisteme tekrar dahil edebiliyorsak o zaman başarılı bir süreç tasarladık anlamına geliyor. Şimdi bileşenlerinden hızlıca bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi insan gücü. İnsan gücü dediğimizde ilk aklımıza gelen şey öğretim elemanı ve öğrenci oluyor. Evet, doğru. Ama bunun ötesinde öğretim elemanı ve öğrenci perdenin önündeki kişiler. Bir de sahnenin arkasında kocaman bir mutfak var. O mutfakta çalışan, işte biraz önce söyledim, grafikerinden veri tabanına uzmanına, alan uzmanına, ölçme değerlendirmecisine, senaristine, destek hizmetleri aklınıza gelemeyecek kadar aslında çok kişi çalışıyor ve bunların motivasyonunu sağlamak ve motivasyonunun devamlılığını sağlamak bizim için olmazsa olmaz. Bir taraftan öğrenci ve öğretim elemanının teknolojik yeterliliklerini, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili yeterliliklerinin çok iyi durumda olması gerekiyor. İşte bu sürece ilişkin olumsuz tutumla başlayan bir öğretim elemanının süreçte başarılı olmasını beklememiz çok da mümkün değil. Ya da aynı şey öğrenci için de geçerli. Öğrenci bu sisteme karşı ön yargıyla yaklaşıyorsa biz onu kazanmak zorundayız. Kazanmadan bu süreçte devam ettirmemiz çok da mümkün. Ne yazık ki olmayacak. Bu işin birinci boyutu ve gerçekten bu süreçteki deneyim çok çok kıymetli. Evet, biz geçen dönem bir deneyim yaşadık ama bu deneyim tek başına yeterli miydi? Tabii ki değildi. Yani bu öyle bir süreç oldu ki hem bir taraftan deneyim kazanacağız, bir taraftan da o kazandıklarımızı uygulamaya çalışacağız. Bir diğer boyut teknoloji boyutu. Aslında bu bileşenlerin tamamı birbiriyle doğrudan ilişkili. Hiçbirini birbirinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Teknoloji boyutunda biz nasıl bir süreç tasarlamak istiyoruz? Tamamen eş zamanlı etkinliklerle mi gideceğiz? Eş zamanlı olmayan ayrı zamanlı etkinlikler mi kullanacağız? İkisini birlikte mi kullanacağız? Hangi tür çoklu ortamları kullanmayı tercih ediyoruz? Alternatif araç olarak neler kullanacağız? Mevcut bizim altyapımız neye izin veriyor? Bunların hepsini göz önünde bulundurarak karar vereceğiz. Ama teknolojiye karar vererek diğer işlemlerimizi yapmayacağız. Önce ders yapısına, yani dersleri nasıl yürüteceğimize, pedagojik yaklaşımımızın ne olduğuna karar vereceğiz. Ona göre de teknolojimizi şekillendirmeye çalışacağız. Şimdi pedagojik boyutta biz
açıklayıcı bir ders süreci mi tasarlamak istiyoruz? Keşfedici mi olsun istiyoruz? Yoksa işbirliğine dayalı bir süreç mi tasarlamak istiyoruz? Etkileşimi nasıl sağlayacağız öğrencilerimizle, kendi aramızda? Öğrenciler kendi aralarında etkileşimi nasıl sağlayacaklar? İşte geri bildirim sistemini nasıl oluşturacağız? Bu geri bildirim sistemi içerisinde otomatik geri bildirimler mi vereceğiz? Öğrenciler birbirine mi geri bildirim sağlayacaklar? Yoksa tüm geri bildirim sistemi öğretim elemanı üzerinden mi yürüyecek? Bunların tamamına karar vermek durumundayız. İşte öğrenci merkezli mi olacak yoksa öğretmen merkezli mi olacak? Bunlara karar verdikten sonra aslında hangi teknolojileri kullanmamız gerektiğine karar vermek çok daha doğru. Dediğim gibi bu bileşenlerin tamamı doğrudan birbirini etkiliyor. Bağımsız olarak düşünebilmemiz gerçekten mümkün değil. Diğeri ders yapısı. Dersimizin yapısını nasıl hazırlayacağız? İçeriklerimizi nasıl şekillendireceğiz? Kaliteli bir içerik sunmak için ilkelerimiz, kriterlerimiz neler olacak? Hangi etkinlikler verilecek? Projeler verilecek mi? İşte hedeflerimizi açık sunmak durumundayız. Beklentileri açıklamak durumundayız. Ve bu sürecin dediğim gibi öğrenen merkezli ve esnek bir yapıya kavuşmasını aslında biz bekliyoruz. Bunların hepsini bir araya getirirken. Ve bunların gerçekleşebilmesi için gerçekten güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. İşte teknoloji altyapısını şekillendirecek, öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlayacak, öğrencilere desteği sağlayacak, bunların oryantasyonu için her türlü çalışmayı yapacak, yani her türlü lojistik desteği sağlayacak. Şimdi bu şekilde şöyle genel olarak baktığımızda Gazi Üniversitesi olarak bizim burada yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnsan gücüyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Teknoloji boyutunda hiçbir sıkıntımız yok. Dersleri pedagojik yaklaşım anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Liderlik derseniz zaten yok. Dolayısıyla uzaktan eğitimde başarılı olmamamız için Gazi Üniversitesi olarak hiçbir sebep yok. Sadece istememiz yeterli. İstedikten sonra çünkü bizim her türlü altyapıya sahibiz. Sağ olsun rektör hocamız açıkça söyledi zaten her türlü desteği verdiğini. Guzeyan ekibi yoğun bir şekilde çalışmalarını bu noktada sürdürüyor. Öğretim elemanları olarak ise bizim yapmamız gereken uzaktan eğitime uygun biraz süreçleri tasarlamak ve yönetmek. Burada evet öğretim elemanına biraz fazla yük düşüyor. Evet. Bunun nedeni de aslında şu. Biz şimdiye kadar hep yüz yüze eğitim vermeye alışmışız. Aslında ilk baktığınızda siz yüz yüze eğitime girdiğinizde de ciddi hazırlıklar yaptınız. Ama artık yıllardır aşina olduğumuz için küçük değişikliklerle belki süreci yönetebiliyoruz. Uzaktan eğitimi ise ilk defa yapıyoruz. Dolayısıyla evet ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Şimdi ben burada bu bileşenlerin tamamına girmem mümkün değil ama bizim için kilit olan şu anda öğrenci ve öğretim elemanı boyutu. Dolayısıyla onlardan genel olarak bahsetmek istiyorum. Bizim hedef kitlemiz kim? Bunlar yeni nesil öğrenenler. Dolayısıyla çoklu görev yapmaktan hoşlanıyorlar, çoklu ortamları tercih ediyorlar. Sanal ortamlarda kendilerini çok daha rahat ifade ediyorlar. Ama bir taraftan derslerin uzun olmasını istemiyorlar, dijital oyunlardan hoşlanıyorlar ve en önemlisi de dikkat süreleri çok kısa bu çocukların. Dolayısıyla bizim hazırlayacağımız içeriklerde mümkün olduğunca onların motivasyonlarının devamını sağlayacak bir yapıyı korumamız gerekiyor. Şimdi bunlar evet dijital oyunlardan hoşlanan bir grup, sanal ortamlardan hoşlanıyorlar ama baktığınızda hoşlandıkları şeyler dinamik, sürekli değişen, statik şeylerden hoşlanmıyorlar bu çocuklar. Sosyal medyada evet çok iyiler. İşte Facebook'a giriyorlar, Twitter, Instagram bunların hepsini çok iyi kullanıyorlar. Ama bu sosyal medya firmaların aslında arka planına baktığınızda bunlar şunu sağlıyor. Bunları ekran başına bağlayacak stratejiler geliştiriyorlar. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Sosyal ikilem diye bir belgesel var. Lütfen onu izleyin. Bu firmalarda çalışanlar, çalışmış olan kişiler şunu söylüyorlar. Biz kullanıcılarımızı ekran başında tutabilmek ve şu kaydırma hareketini yaptırabilmek için bütün stratejimizi onun üzerine kuruyoruz. Dolayısıyla biz de içeriklerimizi tasarlarken, süreci tasarlarken biz bu çocukları, öğrencilerimizi sisteme nasıl bağlı
bağlarız, ayrılmalarını nasıl öneririz, bu süreçte nasıl aktif olmalarını sağlarız da düşünerek hareket etmek durumundayız. Şimdi uzaktan eğitim öğrencisi esnek bir öğrenme ortamı ister. Dolayısıyla esnek öğrenme ortamında öğrenmenin sürekliliğini sağlayabilmemiz için bir öğrencinin aidiyetini geliştirmek zorundayız. Kendisini o sisteme ait hissedecek, önemsendiğini fark edecek. Diyecek ki evet ben önemseniyorum ve ben bu sisteme aitim. Evet, bir taraftan özerk olmak istiyor. Özerklik dediğimiz şey ne? Bağımsız olmak istiyor. Çok katı kuralların olmasını istemiyor aslında. Ama bir taraftan bu esnekliğe karşın bizim onların sürece katılımını, bağlılığını da artırmamız gerekecek. Bu ne demek? Bu katılımdan kastımız sadece derse girmesi ve orada isim olarak bulunması değil. Bilişsel olarak süreçlere aktif olarak katılımlarını sağlamak zorundayız. Ve motivasyonlarının devamlılığını sağlamak uzaktan eğitim sürecinde bizim için olmazsa olmaz. Şimdi baktığımızda biz öğrenenden ne bekliyoruz bu süreçte? Yine burada ben ayrı zamanlı etkinlikler ve eş zamanlı etkinlikler olmak üzere ikiye ayırdım. Eş zamanlı etkinliklerde derse katılmasını bekliyoruz öğrencinin. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama tekrar ediyorum, buradaki derse katılımdan kastımız sadece derste bulunması durumu değil. Biz öğrencileri derste aktif tutacağız. Nasıl aktif tutacağız? Söz vereceğiz. Onların ürünlerini anlatmasını isteyeceğiz. İşte işbirliği halinde yapmış oldukları projeler varsa projelerini sunmalarını bekleyeceğiz. Soru cevap yapacağız, tartışacağız. Yani eş zamanlı etkinliklerde biz sadece öğretim elemanı olarak girip ders anlatmayacağız. Çünkü bu zaten eş zamanlı etkinliklerin ve canlı derslerin temel amacı birebir ders anlatmak değil. Asıl bizim yoracak olan ve öğrenciyi aktif hale getireceğimiz kısım ayrı zamanlı etkinliklerin olduğu kısım. Şimdi peki burada neler yapacağız? Ya da öğrencinin neler yapmasını bekliyoruz? Derse hazırlanmasını bekliyorum öğrencinin. Ne yapacak bu süreçte? Benim vermiş olduğum okumaları inceleyecek. Bunlarla ilgili not alma imkanı sunacağım. Kısa videolar hazırlayacağım ya da mevcut videoları kullanacağım. Ses kayıtları mutlaka hazırlayacağım ya da hazırları kullanacağım. Canlı ders kayıtlarını dinlemelerini bekliyorum. Yani öğrencilere ben bu imkanı sunacağım. Onlar da derse hazırlanarak gelecekler. Hem geçmiş dersler için bunu yapacaklar hem de gelecek dersleri için. Bakın burada ders hazırlığı boyutunda canlı ders kayıtlarını da ekledik. Bunun nedeni şu: canlı dersleri mutlaka kaydetmek durumundayız. Biz dedik ki öğrenciye esnek öğrenme ortamı sunacağız. Bağımsız olmak istiyorlar. Dolayısıyla belki o gün o saatte derse öğrenci giremeyecek. Ama giremediyse bizim o dersi öğrencinin tekrar izleyebilmesi için, giremeyenlerin izlemesi için bazı öğrenciler de tekrar izlemek isteyebilir, tekrar etmek isteyebilir. Bunun için mutlaka canlı dersleri kayıt altına alacağız. Bunun dışında öyle bir süreç tasarlayacağız ki öğrenci kendisini araştırmak zorunda hissedecek. Bunu araştırma konusu vererek de yapabiliriz. Öğrenciyi yönlendirerek araştırmaya da teşvik edebiliriz. Ödevler vereceğiz. Bu ödevler haftalık olabilir, iki haftada bir olabilir ama mutlaka dönem içerisinde en az 3-4 tane öğrenciye ödev vermek durumundayız. Projeler hazırlayacaklar. Yani ortaya bir ürün koyacak öğrenciler. Tabii ki bu sürecin içerisinde sınavlarımız da olacak. Bunlar, bu sınavdan kastım bizim her zaman bildiğimiz işte ara sınav, final şeklinde sınav olmak zorunda değil bu. Süreç içerisine de yayarak bu sınavları gerçekleştirebiliriz. Ayrıca biz öğrenciden akranlarıyla etkileşime girmelerini istiyoruz. O zaman işbirliği halinde çalışmalarına imkan sağlayacak projeler vereceğiz onlara. Akran öğrenmesini destekleyecek etkinlikler mutlaka vereceğiz. Şimdi biz evet öğrenenden bunları bekliyoruz. Peki bu noktada öğretim elemanı olarak bizler ne yapmalıyız? Şimdi konuşmamın başında da söyledim. Evet, öğretim elemanları olarak biz yüz yüze eğitime aşinayız. Çok fazla uzakta, ben birçok hocamızın uzaktan eğitimle ilgili deneyiminin olduğunu da biliyorum ama olmayan hocalarımız da mutlaka var. Şimdi Rogers'ın yeniliklerin yayılma kuramında diyor ki bir yenilikle karşılaştığımızda yaklaşık %16'lık kısım bu sürece çok hızlı adapte olur. %34'lük kısım ise çan eğrisinin gene bakın sol tarafında kalıyor. Gene bir derece daha iyi durumda
Ama sağ tarafta kalanlar, geç çoğunluk ve geride kalanlar biraz daha yavaş sürece adapte oluyor. İşte bizim burada yapmamız gereken şey özellikle yenilikçiler dediğimiz ya da değişim ajanları dediğimiz kişilerin bu süreç konusunda etrafındaki hocalarımızı ikna etmesi. Nedir? Bunun göreli bir faydasının olduğunu, yapılabilir olduğunu, karmaşık olmadığını ve gözlemlenebilir sonuçlar elde edebileceğimiz konusunda eğer bu yenilikçiler, yenilik ajanı dediğimiz hocalarımız, diğer hocalarımıza yardımcı olurlar ve desteklerlerse karar verme ve uyum sağlama sürecini biraz daha hızlandırmış oluruz. Ben çok da yadırgamıyorum. Gerçekten insanların aşina olduğu süreçleri birdenbire terk etmesi çok da mümkün değil. Ama pandemiyle birlikte gerçekten doğru bildiğimiz birçok şeyi değiştirmek durumunda kaldık. Şimdi zaten YÖK'ün yeni de bir kararı var biliyorsunuz. Bu süreç bitse bile ki inşallah biter, bitse bile uzaktan eğitim artık bizim hayatımızın bir parçası haline gelecek. Çünkü YÖK'ün kararı ile birlikte her program AKTS kredisinin %10'u ile 40'ı arasında ya da derslerinin %40'ına kadarını uzaktan vermek durumunda. En azından %10'unu vermek durumunda. Dolayısıyla bu kararlar da göz önünde bulundurulduğunda biz bu sürece aşina olmak durumundayız, uyum sağlamak durumundayız. Şimdi gene ben öğretim elemanı tarafında da eş zamanlı ve ayrı zamanlı etkinlikler bağlamında neler yapmamız gerekiyor? Bunun üzerinde ilerlemek istiyorum. Ama bizim için dedik ya, ayrı zamanlı etkinlikler olmazsa olmaz. Çünkü sadece canlı derse bel bağlayarak hareket edemeyiz. Bu süreçte öğrenciyi dinamik tutabilmek için ayrı zamanlı etkinlikler bizim için önemli. Bizim temel amacımız uzaktan eğitimde etkileşimi yüksek hale getirmek. Çok etkileşimin detayına girmek istemiyorum çünkü diğer hocalarımız bununla ilgili bütün ayrıntıyı size anlatacaklar. Etkileşimi, yani öğrenciyle etkileşim halinde olacağız. Öğrenci önemsendiğini hissedecek. Öğrencinin kendi başına öğrenmesini kolaylaştıran ders materyalleri hazırlayacağız. Bunu hazırlarken de sadece yazılı değil, çoklu ortamlardan faydalanacağız. Görsel, işitsel ortamlar hazırlayacağız bunlara. Ama bunların içerisinde hazırlarken hep yönlendirmeler olacak. Küçük sorular belki soracağız. Yani öğrencinin gerçekten öğrenip öğrenmediğini anlamasını sağlayacak ipuçları, yönlendirmeler mutlaka hazırladığımız materyallerin içerisinde olmak zorunda. Yani biz normalde yüz yüze eğitim için hazırlamış olduğumuz bir ders içeriğini, PDF'yi buraya koyduğumuzda bu öğrenciler için ne yazık ki yeterli olmayacak. Belki bu hazırlamış olduğumuz dokümanları revize ederek biraz daha esnek hale, işte aralarda sorular sorarak, öğrenciyi yönlendirerek biraz değişiklik yaparak koyacağız. Ama bunun dışında farklı materyallerle de destekleyeceğiz. Buradaki temel amacımız çünkü öğrencinin kendi başına öğrenmesi. Ve bizim isteğimiz şu, öğrenci ayrı zamanlı etkinliklerle derse hazırlanacak ve canlı derse hazır bir şekilde gelecek. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Bunun için çok ciddi bir öz düzenleme becerisine sahip bir hedef kitleye ihtiyacımız var. Bunu evet belki K12'de yapmak çok daha zor ama söz konusu üniversite öğrencileri olunca birazcık daha bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ben yıllardır uzaktan eğitimde ders veren bir öğretim elemanı olarak bunun kolay olmadığının farkındayım. Ama sizin bununla ilgili çabanız inanın ki öğrenci tarafından da olumlu bir şekilde karşılanıyor ve onlar da sürece çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Yine ayrı zamanlı etkinlikler boyutunda yapmamız gereken şey, biraz önce öğrenci boyutunda ne dedik? Eş zamanlı, ayrı zamanlı. Ayrı zamanlı etkinliklerde işte okumalar verdik, araştırmalar verdik, ödevler yapmalarını bekliyoruz dedik. Bunları yapmalarını bekliyorsak öğretim elemanı tarafında da bizim bununla ilgili bir hazırlık mutlaka yapmamız gerekiyor. Öğrenciye işte ödevler vereceğiz, araştırma konuları vereceğiz ve bunların mutlaka ve mutlaka takibini yapacağız. Bu bizim için olmazsa olmaz. Uzaktan eğitim öğrencisine vereceğimiz geri bildirim, onların motivasyonlarını sağlamak için en önemli
noktalardan bir tanesi. Şimdi siz bir ödev verdiniz öğrenciye ve bunu dönem sonunda değerlendirmesini yaptınız ve dönem sonu başarı puanına katkı sağladı. Bunun hiçbir değeri yok öğrenci için. Öğrenciye biz mutlaka ödevi vereceğiz. Ödevimize ilişkin bir son teslim tarihi olacak ve bu son teslim tarihinden 2 gün sonra, bilemediniz 1 hafta sonra bu ödevlere ilişkin mutlaka geri bildirim vereceğiz. Diyeceksiniz ki şimdi benim sınıfımda 100 tane öğrenci var, 200 tane öğrenci var şubemde. Bunu yapabilmem mümkün değil. Ama Guzem, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimimizle birlikte şöyle bir karar aldı. Sınıflarımız en fazla 50 kişiden oluşacak. Bence bu güzel bir karar. Keşke bunu biraz daha aşağıda tutabilsek. Çünkü öğretim elemanını başına düşen öğrenci sayısı arttıkça, ders sayısı arttıkça bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerçekten çok zor hale geliyor. Ama geri bildirim uzaktan eğitim öğrencisi için çok önemli. Şimdi biz normalde yüz yüze bir derste şunu yapabiliriz. 3 saatlik dersimiz var. Bu 3 saatlik dersin 1 saatini bu ödevleri değerlendirmek için ayırabiliriz. Burada 3 tane ödevle ilgili konuştuğumuzda aslında tüm sınıfa bir anlamda geri bildirim vermiş oluruz. Ama bunu uzaktan eğitimde bu şekilde yapabilmemiz mümkün değil. Öyleyse biz bu öğrencilere tek tek geri bildirim vermek zorundayız. Bu geri bildirimin şekliyle ilgili de birazdan geri bildirimle ilgili ayrı bir başlık ekledim. Orada ayrıca konuşacağız zaten. Çevrim içi kısa sınavlar mutlaka hazırlayacağız. Bunları eş zamanlı oturumlar için de hazırlayabilirsiniz. Ayrı zamanlı etkinlikler bağlamında da bunları planlayabilirsiniz. Yani kısa kısa sınavlar, haftalık konuyu öğrenip öğrenmediği hakkında öğrenciye geri bildirim vermek amaçlı. Bunlar çoktan seçmeli de olabilir, doğru yanlış da olabilir, açık uçlu sorulardan da oluşabilir. Bu tamamen sizin dersinizin yapısına bağlı olarak değişir. Ama mutlaka bu tür kısa sınavları süreç içerisinde kullanmak çok kıymetli. Şimdi öğrenciye geri bildirim vereceğiz dedik ama bunun dışında bir de uzaktan eğitim öğrencisi bize mesaj gönderecek. Bu dersle ilgili olabilir, sistemle ilgili olabilir, sıkıntı yaşadığı herhangi bir konuda size mesaj atabilir. Mutlaka düzenli olarak bizim her gün öğrencilerden gelen mesajları takip etmemiz gerekiyor. Eğer bunu takip etmezsek, öğrenciye zamanında dönmezsek, zaten öğrenci uzakta. Bunların tamamını yapma nedenimiz zaten öğrencinin algıladığı o uzaklığı azaltmaya çalışmak. Dolayısıyla 24 saat içerisinde en geç öğrencinin mesajlarına geri dönüş yapmak durumundayız. Bunun için de düzenli olarak sistemdeki mesajları kontrol edelim. Burada belki size şöyle bir öneride bulunabilirim. Mesajların mümkün olduğunca öğrenme yönetim sistemi üzerinden göndermelerini sağlarsanız çok daha rahat edersiniz. Çünkü sizin özel e-postanıza gönderdiklerinde hangi öğrenci, hangi dersin öğrencisi bunu takip edebilmeniz çok zor ve diğer sizin e-postalarınız arasında kaynama ihtimali de çok yüksek. Onun için bu tür mesajlaşmaların tamamını sistem üzerinden yapma konusunda öğrencilerinize baştan uyarırsanız çok çok iyi olur. Zaten her derse başlamadan önce dersin kurallarını belirlemek adına bir izlence hazırlamak ve bu izlencede bu kurallara da yer vermek önemli. Zaten dersin sonunda da bir izlence örneği sizlerle paylaşacağım. Yine akranları ile işbirliği yapabilecekleri küçük grup çalışmaları planlamak önemli. Burada öğrenciler evet belki birbirleriyle yan yana değiller ama teknoloji artık çok gelişti. Farklı platformları kullanarak sistemin sunduğu, bizim kullandığımız öğrenme yönetimi sisteminin sunduğu imkanlarla bu tür etkinlikleri çok rahatlıkla da planlayabiliyoruz. Şimdi biz bunların hepsini neden yapıyoruz? Niye bu kadar ayrı zamanlı etkinliklere yoğunluk veriyoruz? Yoksa aslına bakarsanız işte 1 saat canlı derse girip çıkmak bizim için çok da zor değil. Hatta belki işimize de geliyor. Ama yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Sadece canlı derse girmek değil. Bu öğrencilerin sistemde kalmasını sağlamak, motivasyonlarının devamlılığını sağlamak ve sürece aidiyetlerini artırmak. Dolayısıyla
o uzaklık algısını azaltmak durumundayız. Ama bu uzaklık algısı mekansal ve zamansal uzaklık değil. Bu uzaklık öğrencinin hissettiği duygusal ve psikolojik uzaklık. Biz bunu eğer azaltabilirsek o zaman başarılıyız. Şimdi uzaklık algısını biz nasıl azaltabiliriz? Uzaktan eğitimin kuramcılarından Moore diyor ki bunu diyalog ve yapı boyutuyla aslında engelleyebiliriz. Diyalog dediğimiz şey nedir? Olumlu etkileşim. Dedi ki uzaktan eğitimde etkileşim bizim için olmazsa olmaz. Ama etkileşim olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Burada yapılması gereken şey olumlu etkileşimi artırmak. Bunun için öğrenci öğretim elemanı etkileşimini artıracağız, öğrenen öğrenen etkileşimini artıracağız, öğrenenin içerikle etkileşimini artıracak etkinlikler planlayacağız. Yapı dediğimiz şey ise dersin tasarımı aslında. Dersin tasarımı ne kadar katı olursa, ne kadar yapılandırılmış bir süreç onlara sunarsak öğrenci sistemden o kadar uzaklaşıyor. Çünkü dedik ya biz öğrenci merkezli, öğrenen merkezli esnek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. İşte bu esnekliği mümkün olduğunca kaynaklarımızı çeşitlendirerek, öğrenciye esneklik sunarak. Yani burada çünkü öğrencilerin bireysel farklılıkları da devreye giriyor. Her öğrenci yazılı bir notu okumak istemeyebilir ama videoyu tercih edebilir ya da ses dosyasını tercih edebilir. Dolayısıyla bunların hepsini göz önünde bulundurarak esnek bir ortam sunmak zorundayız. Dolayısıyla biz yapıyı azaltacağız. Diyaloğu da artırdığımızda uzaklık hissini otomatik olarak azaltmış olacağız. Peki hep dedik ya biz ayrı zamanlı etkinlikleri planlamadaki temel amacımız öğrencinin motivasyonunun sürekliliğini sağlamak. Öyleyse neler yapmalıyız? Bir, ortamı hazırlayacağız. Yani sosyal etkileşimi artıran etkinlikler planlayacağız burada. Bunun için ne yapabilirsiniz? İlk ders hiçbir şey yapmayıp tanışma ortamı hazırlayabilirsiniz. Bunun için sanırım çarşamba günü Selçin Hoca anlatacak buz kıranlardan faydalanabilirsiniz. Küçük oyunlarla öğrencilerin birbirini tanımasını, sizin öğrencilerinizi tanımasını sağlayabilirsiniz. Öyle bir ortam sunmalısınız ki öğrenci rahatlıkla kendini ifade edebileceğini burada bilmeli. Geri bildirim çok önemli. Geri bildirim çünkü öğrenciyi cesaretlendiren en önemli donelerden biri. Ve burada kullanacağımız dil yapıcı ve destekleyici mutlaka olmak durumunda. Dediğim gibi bu sadece ödevlere verilen geri bildirim değil. Bu aynı zamanda öğrencinin sizinle her iletişime geçtiğinde size ulaşabilmesiyle ilgili bir süreç. Bir diğeri merak uyandırmak. Hazırlayacağımız aynı zamanlı etkinliklerin tamamı aslında öğrencinin ilgisini canlı tutmak üzerine planlanmak durumunda. Siz öyle materyaller sunacaksınız ki öğrenciye merak edecek. Diyecek ki acaba bir sonraki derste biz ne yapacağız? Ya da ben bunları okuyup gittiğimde acaba canlı ders nasıl geçecek? O merakla süreci devam ettirecek. Çeşitlilik ve yenilik gerçekten olmazsa olmaz. Hep aynı yöntemleri derslerinizde kullandığınızda, aslında bunların hepsi yüz yüze dersler için de geçerli bir taraftan baktığınızda. Mümkün olduğunca farklılaştıracaksınız. Bir derste belki tamamen siz ders anlatabilirsiniz. Bunu yapmanız gereken evet durumlar da olabilir ama bunu sürekli yapmayacaksınız. Bir hafta belki video ağırlıklı gidecek. Bir hafta farklı şeyler sunacaksınız. Kullanacağınız değerlendirme araçlarında farklılık yaratacaksınız. İşte birinde tamamen öğrencilerin ürün geliştirmesine dönük bir hafta planlayacaksınız gibi çeşitlendirmek süreci olmazsa olmaz. Dediğimiz gibi özellik öğrenciye esnek öğrenme ortamı, seçim yapma imkanı sunmamız çok önemli. Öğrencilerin ilgilerini uyandıran, burada sizin kendi yaşamınızdan olabilir, öğrencilerinizin yaşamından olabilir. Örneklerle süreci çeşitlendirmek çok önemli. Haftanın bir tanesinde belki bir uzmanla iletişime geçip, o uzmanın videosunu çekip bir ders materyali olarak koymanız önemli olabilir. İlgilerini çekebilir. Hem eş zamanlı hem ayrı zamanlı etkileşimlere ağırlık vermek bizim için önemli. Gerilim ve meydan okuma, bu yeni nesil bu tür şeylerden çok hoşlanıyor.
tartışmak, özellikle sanal ortamda çok daha rahat, yüz yüzeden çok daha rahat tartışıyorlar. Onun için onlara tartışmalarına imkan veren durumlar mutlaka oluşturalım. Bu bazen dersle ilgili olabilir. Bazen de bazı haftalarda da dersten bağımsız farklı şeyler de tartışılabilir. Yani bu da öğrencilerin gene motivasyonlarını gerçekten çok artırıyor. Ve onların çeşitli ürünler tasarlamasını sağlamak, bu ürünlere geri bildirim vermek, bunları canlı derste sunmalarını sağlamak çok önemli. Sadece canlı derste değil, bunları tartışmak için siz canlı ders dışında farklı oturumlar da mutlaka planlayabilirsiniz ya da arkadaşlarıyla bunları paylaşabileceği farklı platformlar oluşturabilirsiniz. Dedik ki öğrenciler için geri bildirim özellikle uzaktan eğitim öğrencisi için gerçekten olmazsa olmaz. Hepimiz hani biliyoruz geri bildirimin ne olduğunu. Şimdi geri bildirimin türü önemli, bir de zamanlaması çok önemli. Biz biraz önce de söyledim, uzaktan eğitim öğrencisine çok hızlı bir şekilde geri bildirim vermek zorundayız. Geri bildirimi verirken de sadece düzeltici ve doğrulayıcı geri bildirim değil de doğru yaptın, yanlış yaptın ya da sadece notlandırarak geri bildirim vermek çok da sağlıklı olmayacak. Burada mümkün olduğunca açıklayıcı, bir hata yaptıysa neden yaptığını, bundan sonraki süreçte ne yapması gerektiğini, bir kavram yanılgısı tespit ettiyseniz bunu nasıl düzelteceğine ilişkin mutlaka ayrıntılı geri bildirim sağlamak durumundayız öğrencilerimize. Diyeceksiniz ki yani bunlar çok zor, çok zor. Evet, zaten uzaktan eğitimde öğretim elemanı olmak gerçekten zor. Normalde sarf ettiğiniz çabanın yapmış olduğunuz etkinliklere bağlı olarak 3 katı, bazen 5 katı, bazen de 10 katı daha fazla çalışmanızı gerektiren bir süreç. Yani sadece canlı ders diye düşündüğünüzde evet ben zaten konuyu biliyorum, girerim, 40 dakika anlatırım, çıkarım dediğimizde zaten ekstra bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Ama uzaktan eğitim öğrencisindeki o uzaklık algısını ortadan kaldırabilmek için bu etkinliklere mutlaka ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlar biraz önce bahsettiklerim ayrı zamanlı etkinlikler bağlamında yapmamız gerekenlerdi. Peki eş zamanlı etkinlikler için neler yapmamız gerekiyor? Bunu da ikiye ayırmakta fayda var. Bir, canlı ders öncesinde neler yapacağız? İki, canlı ders sürecinde neler yapacağız? Gene canlı derse girerken ciddi bir planlamayla girmek durumundayız. Dersin kuralları neler? Bu kuralları mutlaka ilk derste belirleyerek... Evet, öğrencilerinizle de bunu daha önceden paylaşabilirsiniz hazırladığınız kuralları ve canlı derse geçtiğinizde ilk derste tartışabilirsiniz. Ama bununla ilgili mutlaka öncesinde bir planlama yapacağız. Ardından canlı derste kullanacağımız her türlü kaynağımızı, materyalimizi hazır hale getireceğiz. Hepsi açık olacak ve derste yeri zamanı gelince hemen kullanacağız. Etkileşimi nasıl planlayacağız? Yani her derste siz farklı bir etkileşim aracı kullanabilirsiniz. Etkileşimi farklı şekilde planlayabilirsiniz. Nerede ne yapacağınızı mutlaka önceden lütfen planlayarak giriniz hocalarım. Yani girmemiz gerekiyor hepimizin. Eğer canlı derste kullanmayı düşündüğümüz Web 2.0 araçları söz konusuysa bu Web 2.0 araçlarını önceden hazır hale getirelim. Bir anket mi uygulayacağız? Bunu sadece Web 2.0 araçlarıyla yapmak zorunda değiliz. Öğrenme yönetim sisteminin ve Perkulus'un bize sunmuş olduğu imkanlar var. Siz anlık değerlendirme yapabilirsiniz. Ama bunları önceden planlarsanız bunun nerede, ne zaman sürece dahil edeceğinizi netleştirmiş olursunuz. Bu da zaten kısıtlı bir sürede yapacağımız canlı dersi daha etkili bir şekilde yönetmemizi sağlar. Ve kaynak çeşitliliği mutlaka kullanalım dedik. Teknik bilgi ve beceri konusunda bir eksiğimiz söz konusuysa, yani ben canlı derse girdiğimde hazırlamış olduğum materyalleri nasıl paylaşacağımı, sesimi nereden açıp nereden kapayacağımı, söz hakkı istediğinde öğrenciye nasıl söz hakkı vereceğimi, eğer bunların tamamını önceden planlamaz ve kendimi ona göre şekillendirmezsem sıkıntı yaşamaya başlarım. Ve sizin yaşadığınız sıkıntılar otomatik olarak öğrenciyi doğrudan etkiler. Sanal sınıfla ilgili tüm hazırlıklarımızı
planladık. Bir taraftan eğer beyaz tahta uygulamasını da kullanmayı düşünüyorsak, beyaz tahtada öğrenciye göstereceğimiz, çizeceğimiz görsel vesaire neyse bunları da mutlaka önceden hazırlamış olacağız. Ve kişisel hazırlık. Gerçekten kişisel hazırlık canlı derste de uzaktan eğitimde olmazsa olmaz. Bu ne demek? Hem psikolojik olarak kendimizi hazırlayacağız canlı derse hem de fiziksel olarak hazırlayacağız. Yani siz canlı derse girdiğinizde mutlaka bir kere görüntünüzü açacaksınız. Bu o şart. Görüntüyü açmadan canlı ders yapmayacaksınız. Görüntünüzü açacaksanız da hem kendi işinize verdiğiniz kıymeti göstermek için hem de öğrencilerinize verdiğiniz kıymeti göstermek için mutlaka hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Yani siz psikolojik olarak o dersi vermeye hevesli olduğunuzu hissettirdiğiniz anda o enerjiyi zaten öğrenci de karşı tarafta gerçekten hissediyor. İşte saçınız, kıyafetiniz, makyajınız, sakalınız vesaire bunlar konusunda da canlı derse girerken birçoğumuz şu anda evden çalışıyoruz ve ev hali tabii ki. O ev halimizde lütfen ekran karşısına geçmeyelim, öğrencilerimizin karşısına geçmeyelim. Öğrencilerimiz şunu bilsin, hocamız bize önem veriyor, bizim için hazırlanarak geliyor. Hem içerik anlamında hem kişisel anlamda bunu hissettirmek gerçekten önemli. Ve canlı dersi lütfen son anda değil, bir 5 dakika önce açın, siz hazırlıklarınızı yapın, öğrencileriniz hazırlıklarını yapsın ve zamanında derslerimize başlamış olalım. Peki canlı ders sürecinde neler yapabiliriz ya da neler yapmamız gerekiyor şöyle baktığımızda? Evet, o hazırlamış olduğumuz farklı kaynakların tamamını zaten kullanacağız. Mizah öğelerinden, gerçek yaşam örneklerinden yararlanmak çok önemli. Yani sadece dediğim gibi düz bir ders anlatımı ya da monoton bir şekilde ders anlatmaktan ziyade biraz daha dersi hem etkileşimli hale getirecek hem eğlenceli hale getirecek planlamalarla dersi yürütmek çok önemli. Anında gene geri bildirim vermek. Şimdi siz bir taraftan dersi anlatırken ya da tartışırken soru cevap yaparken ya da bir öğrenci kendisiyle ilgili hazırlamış olduğu bir ürünü sunarken bir taraftan başka öğrenciler yazışma alanından, chat alanından bazı sorular sorabilir. Bu soruları mutlaka takip etmeniz ve anında cevap vermeniz önemli. Yani dersin sonunda buna bakıp geri döndüğünüzde artık bağlamdan uzaklaşmış olacak öğrenci de siz de. Dolayısıyla çok da etkili olmayacak. Onun için mümkün olduğunca yani dolayısıyla tabii ki bu kolay bir şey değil. Bir taraftan diğer süreçleri takip ederken bir taraftan da yazılanları takip etmek ama bunu yapmak zorundayız ve anında geri bildirim vermek çok önemli. Samimi bir dil kullanmak tabii ki bunun ayarını bazen ayarlayamadığımız bizden kaynaklanmayan ama öğrencilerden kaynaklanan durumlar olabiliyor. Bununla ilgili kuralları da baştan koyarak samimi bir dil kullanırsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Anlık değerlendirme araçlarından faydalanmamız çok önemli. Biraz önce hazırlıklar kısmında söylemiştim. İşte Web 2.0 araçlarını kullanabilirsiniz. Sistemin size sağladığı imkanları kullanabilirsiniz. Dersin değerlendirmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenciye konuyla ilgili bir soru sorabilirsiniz. Kimin ne düşündüğünü almak için anlık bu tür değerlendirme araçlarını kullanmak gerçekten önemli. Mümkün olduğunca görüntü, ses ve paylaşım problemi olması için zaten hazırlıklı gireceğiz. Ama bunları da anında hem kendimizle ilgili bir durum söz konusuysa hem de söz hakkı verdiğimiz öğrencilerimizle ilgili bir durum söz konusuysa bunları da anında çözebilmek çok önemli. Canlı dersi mutlaka kaydedeceğiz dedik. Hem görüntümüz açık olacak hem de canlı dersi kaydedeceğiz. Bunun nedeni şu, daha önce de söyledim, öğrenciler derse giremeyebilirler. Esnek bir öğrenme ortamı sunuyoruz dedik. Çünkü biz belli bir zamanda ders yapıyoruz. O derse ola ki öğrenci giremedi. Ya da internetle ilgili bir problem yaşadı, katılamadı. Dolayısıyla biz bu dersi kaydedeceğiz. Öğrenciler ister tekrar amaçlı, ister giremeyen öğrenciler kayıtlardan bu dersleri dinleyebilecekler. İşte öğrencilerin mutlaka söz hakkı taleplerini karşılayacağız. Zamanı etkili kullanmak çok önemli. Zaten canlı ders öncesinde planlama yapmamızın nedeni bu, zamanı etkili kullanabilmek.
sosyal etkileşimi artıran etkinlikler sağlayacağız. Sadece ders içeriğiyle ilgili değil, öğrencilerin hem kendi arasında hem sizinle etkileşim sağlamasını lütfen izin verelim. Bunu yapmadığımız zaman gerçekten öğrenciler bir süre sonra kopmaya başlıyor. Canlı derslerde ben şöyle bir yol izliyorum mümkün olduğunca. Mutlaka ders listesi önümde oluyor. Her hafta farklı öğrencilere söz hakkı vermeye çalışıyorum. Çünkü bir ders saatinde öğrencilerin tamamını derse katabilmemiz çok da mümkün olmuyor. Ama bir hafta işte 5 kişiye söz hakkı verdiysem bunu işaretliyorum elimdeki listede. Sonraki hafta diğer 5 kişiye söz vermeye çalışıyorum. Bunların planlamasını da yaparsanız çok çok önemli. Ve gerçekten dersten keyif aldığınızı lütfen öğrenci hissetsin. Bunu hissettiği zaman ya hocamız bizim için canla başla burada uğraşıyor. Bizim de bu sürece mutlaka katılmamız gerekiyor algısını öğrencilerimizde lütfen yaratalım. Bunun dışında bir de gene eş zamanlı etkinliklerde uymamız gereken genel kurallar var. İşte kamera mümkünse göz hizamızda olsun. Ders yaptığınız yer aydınlık olsun ki sizi daha net görebilsin. Siz aynı şeyi öğrencilerinizden de lütfen isteyin. Sessiz bir ortam olsun. Eğer bunu sağlayamıyorsanız mutlaka kulaklıkla ders yapın. Kulaklık ve mikrofonla. Arka planınız mümkünse düz olsun. Şu anda benim arkamda gerçi bir görsel var ama ya bu şekilde düz, sadece konuyla ilgili bir görsel ya da arkanızda düz bir duvar olsun. Yani öğrencinin dikkatini dağıtacak herhangi bir şey lütfen olmasın. İşte bir ne bileyim arkanızda bir tablo olabilir, kitaplık olabilir ya da evinizin içi görünüyor olabilir. Bunların hepsi öğrencilerin farklı şeyler düşünmeye sevk edecek ve normal dersten kopmalarını sağlayacak. Ha, siz mesela arkanızda bir kitaplık var ve o kitaplıkta işte Ebru Hoca şu kitapları okumuş diye düşünürken sizin orada yaptığınız şeyi kaçıracak. Ha, siz şunu yapabilirsiniz. Bir ders saatini tamamen öğrencilerle işte ben şu kitapları okuyorum. Siz hangi kitapları tercih ediyorsunuz gibi sohbet amaçlı bir ders yapabilirsiniz. Orada her şeyi konuşabilirsiniz ama normal ders sürecinde onların dikkatini dağıtacak her türlü unsurdan mümkün olduğunca süreci yalıtmakta fayda var. Hazırladığınız materyaller için de bu geçerli. Yani konuyla ilgisi olmayan her türlü ayrıntıdan arındıracağız içeriklerimizi. Diyelim ki bir video kullanacaksınız. Bu video 20 dakikalık bir video ama sizin işinize yarayacak olan kısmı 5 dakikası. Bu videonun tamamını lütfen sisteme koymayın. Öğrenci 20 dakika onu dinlemek durumunda kalmasın. Kesin ilgili olan kısmını sadece kullanın. Böylece zamanı çok daha etkili kullanmış oluruz. Mümkün olduğunca materyallerimizi hatalardan arındırarak kullanalım. Öğrenci merkezli stratejileri kullanmayı tercih edelim. İşbirliği araçlarını mutlaka kullanalım. Bu işbirliği araçları sizinle olabilir, öğrencilerin kendileri arasında olabilir. Ama mutlaka bunu kullanmak ve sınıf içinde tartışmaları iyi yönetmek bizim için çok kıymetli. Şimdi biz bunların aslında tamamını yapmaktaki temel amacımız bir öğrenme topluluğu oluşturmak. Eğer biz bir öğrenme topluluğu oluşturmak istiyorsak, öğrencilerimizin sosyal, öğretimsel ve bilişsel olarak bulunuşluğunu artırmak durumundayız. Bunları artırdığımız noktada bir öğrenme topluluğu oluşturabiliyoruz. Şimdi sosyal bulunuşluk dediğimiz şey üç boyutu içinde barındırıyor. Biri ortak bulunuşluk, biri etkileme, diğeri de kaynaştırma. Yani öğrenci kendisini süreçten izole hissetmeyecek. Birbirinden haberdar olacak. Birbirini anlayacak, birbirine yardım edebilecek süreç içerisinde. Katkı sağlayabilecek. Ve kendini bir gruba ait hissedecek böylece. Dolayısıyla sosyal olarak ben burada varım diyecek. Hem aidiyeti artmış olacak, hem motivasyonu artmış olacak, hem de o öğrenme topluluğunun bir parçası haline gelecek. Diğeri bilişsel bulunuşluk.
dikkat ederseniz bilişsel bulunuşluğun içinde aslında sosyal bulunuşluk ve öğretimsel bulunuşluk var. Çünkü bilişsel bulunuşluk dediğimiz şey anlamı yapılandırma süreci. Öğrencinin anlamı yapılandırabilmesi için hem sosyal olarak orada var olduğunu hissetmesi gerekiyor, hem de öğretimsel süreçlerin sağlıklı işlemesi lazım. İletişimin, etkileşimin, burada kullanılan araçların biz ne kadar doğru seçersek bilişsel olarak öğrencinin katılımını da o kadar artırmış oluruz. Öğretimsel bulunuşluk ise aslında öğretim elemanı tarafından tasarlanan dersin yönetilmesi, kullandığımız araç gereçler, hazırladığımız ortam, hazırladığımız materyaller, öğrenciler için planladığımız etkinlikler, canlı dersler, bunların hepsi öğretimsel olarak öğrencinin orada olmasını sağlayan, bilişsel olarak katılımını destekleyen süreçler. Dolayısıyla bizim buradaki temel amacımız bu öğrenme topluluğunu oluşturma çabası. Şimdi, evet biz eş zamanlı etkinliklerle, ayrı zamanlı etkinliklerle süreci planladık. Ama sürecin bir parçası da olmazsa olmazı da ölçme değerlendirme. Ama bakın sınav değil. Lütfen sınav gibi algılamayalım bu süreci. Çünkü uzaktan eğitimde biz normalde ölçme değerlendirmeyi öğrenmenin değerlendirmesi için kullanıyoruz. Oysa ki uzaktan eğitimde, aslında bu sadece uzaktan eğitim için de geçerli değil, yüz yüze eğitim için de aynı şeyi yapabiliriz. Öğrenme için değerlendirme yapmak zorundayız. Ne demek öğrenme için değerlendirme? Kullanacağımız her türlü aracın öğrenciye bir şekilde öğrenmesi için teşvik, notlandırmak için değil. Biz bunun farkında olursak, bunu da öğrencilerimize anlatırsak, ölçme değerlendirme ile ilgili aslında özellikle uzaktan eğitimde kafamızdaki o soru işaretlerinin tamamını da ortadan kaldırmış olacağız. Yani biz uzaktan eğitimde değerlendirme etkinliklerinin tamamını sürece yayacağız. Sadece ara sınav ve finallerle bunu gerçekleştirmeyeceğiz. Bunu yaparken evet alternatif araçlardan da yararlanacağız. Geleneksel araçlardan da yararlanacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bu kadar çaba göstererek oluşturduğumuz ayrı zamanlı etkinlikleri, biz yoğun çabayla bunları hazırladık, öğrencilerimizin bunlara katılmasını sağladık. Ama şöyle bir şey yaparsak, dönem içi etkinliklerin etkisini %20, dönem sonunda yapacağımız sınavın etkisini de %80 şeklinde planlarsak, hiçbir öğrenci dönem içi faaliyetlere önem vermez. Ben öğrenci olsam ben de vermem. Eğer öğrenme gibi bir amacım yok, sadece dersten geçme gibi bir amacım varsa, o zaman ben dönemin sonunda o %80'lik orandaki sınava girerim, işimi bitiririm. Şimdi uzaktan eğitim programı yürüten birçok kurum bunu bu şekilde yapıyor. %30, %70 ya da %20'ye %80. Bunun temel nedeni şu. Online yapılan ya da çevrim içi yapılan sınavların güvenlik problemi diye bakıyor. Sınav yapmayalım diyorum ben de. Yani sürece yayalım. Bütün değerlendirmeyi süreçte verdiğimiz ödevlerden, projelerden, etkinliklerden şekillendirelim. Akran değerlendirmesi mutlaka yapalım. Öz değerlendirme yaptıralım. İşte portfolyo dosyaları hazırlamalarını sağlayalım. Dolayısıyla yaptıkları her türlü etkinliğin mutlaka bir katma değeri olsun sürece. Ders logları yine bizim için bu süreçte olmazsa olmaz. Ders loglarından kastım şu, öğrenme yönetim sistemi bize bunları görme imkanı da yine tanıyor. Öğrenci derslere katılmış mı? Ders içeriklerini takip etmiş mi? Ders içeriklerinin ne kadarını girmiş, izlemiş? Ya da sizin verdiğiniz etkinliklerin hangilerini gerçekleştirmiş? Bunların tamamını görme şansınız var. Ve bunların hepsine mutlaka bir değeri olsun, katma değeri olsun, değerlendirme sürecinin bir parçası olsun. Ve bunları yeri geldiğinde değil, dönemin başında öğrenciler mutlaka bilsin. Onun için birazdan izlenceden de bahsedeceğim. İzlencede hangi hafta, hangi etkinliklerin yapılacağı, bu etkinliklerin katma değerinin ne olduğu, nasıl puanlanacağı, nasıl değerlendirileceği, bunların tamamını mutlaka o izlencede yer vermek önemli. Evet, gene geleneksel dediğim gibi araçlardan kullanacağız. Çoktan seçmeli sorularımızı da kullanacağız.
Doğru yanlış da kullanacağız, sıralama da kullanacağız. Ama bunu sadece dediğim gibi bir ara sınav ve final sınavı gibi planlamayacağız. Haftalık değerlendirmeler yapacağız. Bunların bir kısmını ödevlerle gerçekleştireceğiz, bir kısmını yapacağımız kısa sınavlarla gerçekleştireceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka bunu sürece yayacağız. Evet, bu çok ciddi bir yük getiriyor, doğru. Ama bu noktada dediğim gibi öğrenci sayısı ve ders sayısı önemli. Belki bunların değerlendirmesi noktasında destek alınabilir. Ama mutlaka ve mutlaka uzaktan eğitim öğrencisini sistemde tutmak istiyorsak, motivasyonlarını artırmak ve bunun sürekliliğini sağlamak istiyorsak bunları gerçekleştirmek durumundayız. Yani hem biz değerlendirmede biçimsel değerlendirme, yani bir süreç değerlendirmesi yapacağız, hem de ürüne odaklı bir değerlendirme yapacağız. İşte yansıma raporları isteyeceğiz, günlük tutmalarını belki isteyeceğiz, ödevler, projeler, gelişim dosyaları, bunların hepsinin lütfen hocaların bir katma değeri olsun. Yoksa öğrenciyi süreçte tutabilmemiz, sistemde tutabilmemiz gerçekten çok çok zor. Ama bir taraftan da biz hem sistemin bize sağlamış olduğu imkanlarla bunu yapacağız, hem de kullanılması çok kolay olan Web 2.0 araçlarını kullanacağız. Eminim ki birçok hocamız zaten bunları yüz yüze derslerinde de kullanıyordu. İşte çoktan seçmeli testler hazırlama, eşleştirme, portfolyo oluşturma, kavram haritası oluşturma için çeşitli araçlar var. Ben burada sadece bazılarını size yazdım. Hatta yarınki oturumda belki arkadaşlar bunlardan da kısaca bahsedeceklerdir. Onu tam olarak bilmiyorum. Ama Kahoot gibi, Socrative gibi, Quizizz gibi, Mentimeter gibi hem canlı derslerde hem de ayrı zamanlı etkinlik süreçlerinde kullanabileceğiniz çok farklı araçlar var. Lütfen sürecinizi bunlarla destekleyerek gidin. Şimdi uzaktan eğitimde en büyük sorunlardan bir tanesi değerlendirmenin güvenliği. Ama işte burada eğer biz sadece yapacağımız dönem içi bir sınavla dönem sonu bir sınava bel bağlayarak hareket ediyorsak, o zaman değerlendirmenin güvenliği önemli. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki işte ödev veriyoruz, evet, ama öğrenciler ne yapıyorlar? Ödevler konusunda gidip kopyala yapıştır yapıyorlar ya da birbirlerinden alıyorlar. Alabilirler. Bunu yüz yüzedeyken de yapabiliyor öğrencilerimiz. Burada yapmamız gereken şey, öğrencilere bir hafta içerisinde geri bildirim verdiğinizde ve sen bunu şuradan almışsın ya da şu üç arkadaşınız bunu birlikte yapmışsınız dediğimiz anda öğrenci öğretim elemanı tarafından yaptığı her şeyin takip edildiğini görecek ve bunu bir daha yapamayacak. Zaten siz bu tür durumları ders izleneceğinizde ayrıntılı olarak mutlaka vereceksiniz ve yaptırımının ne olacağını da yazacaksınız. Şimdi değerlendirmenin güvenliği boyutunda sınava bağlanan öğrencinin doğru kişi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Evet, çeşitli yöntemler var. Göz tarama yapabilirsiniz, yüz tarama yapabilirsiniz, ses tanıma yapabilirsiniz. Her yere kamera koyabilirsiniz. Bunların hepsini yapsanız bile kopya çekmek isteyen öğrenci mutlaka bunun da bir açığını bulacaktır. Dolayısıyla gözetmenli olarak yapmadığımız sınavlarda %100 güvenlikten bahsedebilmemiz neredeyse mümkün değil. Sınava alan öğrencinin sınav sırasında cevapları kitaplardan ya da internetten araştırması nasıl engellenecek? Engelleyemeyiz. Yani diyelim ki ben kullandığı bilgisayar için evet çeşitli engellemeler yaptım. Var, bu tür yazılımlar da var. Yani siz sadece o ekranda kalabiliyorsunuz. Onun dışındaki bilgisayarda hiçbir şeyinizi açamıyorsunuz. Ama artık öğrencilerimiz tek bir araç kullanmıyorlar. Bilgisayarları var, cep telefonları var, ikinci cep telefonları var, ikinci bilgisayarları var vesaire. Dolayısıyla bunu gene öğrenci kopya çekmek isterse engellememiz mümkün değil. Yardım almasını da engelleyemeyiz. Anında WhatsApp gruplarını kurmaya başlıyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla biz çevrim içi yapacağımız hiçbir sınavda, vereceğimiz hiçbir görevde %100 bir güvenlikten bahsedebilmemiz mümkün değil. Onun için diyoruz zaten değerlendirmeyi sürece yayalım.
Peki bununla ilgili neler yapabiliriz? Biraz önce aslında soruları cevaplarken bir kısmına cevap vermiş oldum ama bunu işte sürece yayarak derslerin içine gömülen kısa sınavlarla gerçekleştirebiliriz. Bir diğer çözüm geniş soru bankaları oluşturabiliriz. Yani biz her ders için o anda soru oluşturursak bununla ilgili sıkıntı yaşarız. Ama belli bir kazanıma yönelik bizim elimizde çok sayıda soru olursa her öğrencinin karşısına farklı soru gönderebilirsek, farklı cevaplar gelirse o zaman biraz daha bu kopya ile ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmış oluruz. Bir diğer çözüm zaman sınırlaması koyabiliriz. Ama zaman sınırlaması da gene %100 bir çözüm müdür? Tabii ki değildir. Yani sınırlı zamanda öğrenciye farklı sorular ve cevaplar da farklı sırada geldiğinde şeyi sınavın zamanında tamamlayabilmesi için kopya için çok fazla da zaman ayıramayacak. Onun için zaman sınırlaması kısmen bir çözüm olabilir. Öğrencilerden gelen ödev proje vesaireyle ilgili kopya durumu söz konusu mu, kopyala yapıştır yapmış mı, diğer arkadaşlarından almış mı, Turnitin, Authenticate gibi yazılımları kullanarak bunları kontrol etmemiz mümkün. Bunlar teknolojik çözümler. Ama bir diğer taraftan da öğretim tasarımına yönelik bazı çözümler geliştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi süreç hakkında mutlaka öğrenciyi dönemin başında bilgilendirmek, kuralları ortaya koymak ve bunların yaptırımlarını açıklamak. Yani öğrenciye aslında bir anlamda öğrenciyle sözleşme yapmak. Bunu da izlencenin lütfen bir parçası olarak planlayalım. İzlencemizde bunlar da yer alsın. Öğrenmenin, yani burada biz öğrenmeyi ön plana çıkardığımızda otomatik olarak sınav stresini de azaltmış olacağız. Ama biz öğrenciye dersek ki işte ara sınavın %40'ı, finalin %60'ı ya da bu oranlar farklılaşabilir dediğimiz anda öğrenci o sınavlara kıymet vermeye başlayacak. Amacı o sınavlardan geçmek olacak. Ama biz bu etkinliklerin tamamını sürece yaydığımızda öğrenme ister istemez ön plana çıkacak. Ama biz hem bunları yaptırıp hem de yaptırmış olduğumuz bu etkinliklere herhangi bir değer biçmezsek o zaman gene anlamını yitirmiş olacak. Bir diğer durum kurumsal çözümler. Bu hani Türkiye'de yok bununla ilgili bildiğim kadarıyla ama yurt dışında var. Bazı özel şirketler gene gözetmenli olarak kurumların bütün süreçlerini planlıyorlar. Online olarak bu sınavları gerçekleştiriyorlar. Ve diğer çözüm de yüz yüze yani kampüse getirerek öğrencilerimizi gözetmenli sınavlar gerçekleştirmek. Bunları eğer gözetmenli sınavlar yaparsak zaten sorun ortadan kalkıyormuş gibi düşünüyoruz. Ama şunu da bir taraftan biliyoruz. Bizim yaptığımız gözetmenli sınavlarda bile bazen kopya vesaire gibi vakalar söz konusu olabiliyor değerli hocalarım. Şimdi hep konuşmamın başından beri yapacağımız işlemlerle ilgili öğrenciyi dönem başında lütfen haberdar edelim dedim. Bunun nedeni aslında şu. Biz ne yapacağımızı hem öğretim elemanı olarak hem bilmek istiyoruz hem de öğrenci dönem içerisinde ne yapacağını bilmek istiyor. Bu çok ciddi bir ders izlencesi aslında. Çok ciddi bir planlama aracı. Süreci doğru şekilde yönetmenizi bir taraftan sağlıyor. Dersin ana hatlarını içeren bir içerik olarak düşünün ders izlencesini ya da resmi olmayan bir sözleşme olarak düşünün. Burada siz planlamanızı yaptığınızda aslında hafta hafta ne yapacağınızı biliyor olacaksınız ve böylece süreci çok daha rahat oluşturacaksınız, yöneteceksiniz. Hem sizler için, bizler için hem de öğrencilerimiz için bu bir rehber olacak. Öğrenci ihtiyaç hissettiğinde, çünkü uzakta, her an size ulaşamıyor. İhtiyaç hissettiğinde, ne yapacağını merak ettiğinde, bu izlenceyi açtığında her şeyi buradan görebilmeli. Dersin daha nitelikli bir şekilde gitmesini sağlıyor. Ve her şeyden önemlisi siz bu izlenceyi hazırlayarak bir çaba sarf ediyorsunuz ve bunu ortaya koyuyorsunuz. Bu öğrenci tarafından çok önemseniyor. Yani benim hocam dönemin başında bunu hazırlamış
ne yapacağımızı hafta hafta planlamış ve ben şu anda bunu görebiliyorum. Bunu hocamız bizim için yaptıysa bizim de buradaki kurallara uymamız gerekiyor diye düşünüyor. Ve öğrenmeyi gerçekten teşvik ediyor. Haftalık ne yapacağını bilirse öğrenci ve buraya biraz da hani motivasyonu artırmak için meydan okuyan, heyecanlandırıcı şeyler kullanalım demiştik. Biraz da izlenceye bunlarla ilgili ipuçları da koyarsanız öğrenci gerçekten merakla o haftaki dersi bekliyor olacak. Ve dediğim gibi bir ders izlencesi aslında öğrenci ile öğretim üyesi arasında bir anlaşma. Bir sözleşme gibi. Çünkü bunun içerisinde hem haftalık yapılacaklar var, hem öğretim elemanı bunu aslında taahhüt ediyor. Ben bunları yapacağım diyor. Diğer taraftan da öğrencinin yapması gerekenler de belli olduğu için öğrenci de yapacakları konusunda bir şekilde katılım sağlamış, katkı sağlamış oluyor. Onun için ders izlencesi hazırlamak çok önemli. Dönemin başında lütfen bu ders izlencesini hazırlayalım, sisteme yükleyelim. Bununla ilgili uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezimiz mutlaka ders izlence örneklerini sizinle paylaşacaktır diye düşünüyorum. Öğrencilerimizle bunları dönemin başında paylaşalım. Hatta ilk ders bu ders izlencesi üzerinden gidelim. Öğrencilerle bunu tartışalım. Eğer ihtiyaç varsa bazı düzenlemeler yapalım ve son halini tekrar sisteme yükleyelim. Peki ders izlencesinde neler olmalı? Hızlıca bundan da bahsettikten sonra size bir ders izlencesi örneği göstereceğim ve ondan sonra bugünkü eğitimimizi tamamlamış olacağım. Çok belki uzadı ama tamamlamadan da bitirmek istemiyorum. Ders izlencesinde neler olmalı? İşte ders bilgisi olacak. Mutlaka öğretim elemanı bilgisi ve öğretim elemanına öğrencilerin nasıl ulaşacağına ilişkin bilgiler yer alacak. Dersin tanımı ve amacını mutlaka yer vermek durumundayız. Öğrenme çıktılarımıza yer vereceğiz. Haftalık ders planını hafta hafta konularımız ne olacak? Kaynaklarımız neler? O hafta için görevlerimiz neler? Teslim tarihi ve teslim şekli nasıl olacak? Bunlara ilişkin detayları mutlaka ders izlencesinde verelim. Kullanacağımız haftalık öğretim yöntem ve tekniklerini mutlaka belirtelim. Derste uyulması gereken kurallar söz konusuysa, bu kuralları, sizin öğrenciden beklentileriniz nelerse, biraz önce işte değerlendirmeyle ilgili konuştuk, vereceğiniz ödevlerle ilgili, haftalık yapılması gerekenlerle ilgili, mutlaka beklentilerinizin ve kurallarınızın net bir şekilde ortaya konmuş olması gerekiyor. Peki değerlendirmeyi biz nasıl gerçekleştireceğiz? Bu değerlendirmeyi gerçekleştirirken hangi kriterleri kullanacağız? Buna ilişkin detaylar gene ders izlencesinde mutlaka olmalı, bunlara yer vermeliyiz. Gene ödev, derse katılım gibi durumlara ilişkin mutlaka detayları verelim. Yani öğrenci derse katılamadı ama sistemden izledi. Bunu siz nasıl puanlayacaksınız? Ödevleri nasıl değerlendireceksiniz? Bunları mutlaka ders izlencesinde paylaşmakta fayda var. Hemen ders izlencesinde açarak sizlerle bir örnek ders izlencesi paylaşacağım. Kıymetli hocalarım, ondan sonra da bitireceğiz. Ama en son söyleyeceğim sözü ders izlencesini göstermeden şimdi söyleyeyim, bitireyim, ondan sonra ders izlencesini göstereyim sizlere. Şimdi biz evet genel bir çerçeve çizmeye çalıştım ben burada. Ama her dersin kendine özgü farklılıkları var. Hedef kitlelerimiz farklı. Dolayısıyla elimizdeki imkanlar farklı. Bireysel olarak yeterliliklerimiz farklı. Bunu göz önünde bulundurarak nasıl ki terzi elbiseyi kişinin bedenine göre şekillendiriyorsa bizim de kendi dersimizi göz önünde bulundurarak, imkanlarımızı göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizi göz önünde bulundurarak en uygununu, en iyisini yapmak için çaba sarf etmek durumundayız. Öğrenciler bizim öğrencimiz, onları kazanmak zorundayız. Uzaktalar, o uzaklık algısını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği öğrencilerimize sağlamakla yükümlüyüz sevgili hocalarım. Hemen şuradan izlenceyi de açıyorum.
İzlence de şu anda görünüyor sanırım. Bu bilişim teknolojileriyle ilgili hazırlanmış bir izlence. Dersimizin kodu, adı, seçmeli ve zorunlu olma durumu, lisans, yüksek lisans, ön lisans, neyse program türü, dönemi, bunu dönen her dönem güncellemek de önemli. Yani bu çünkü şeyi gösteriyor. Ben bu dönem için bunu hazırladım. Dersinizin saati, programı, hangi gün, hangi saatte bu ders? Sizinle nasıl, mutlaka öğretim elemanı bilgisi ve sizinle nasıl iletişime geçileceğine ilişkin bilgileri mutlaka burada vermemiz lazım. Dersin ön şartı var mı, yok mu? Bunu mutlaka belirteceğiz. Yani bu aslında bir anlamda hazırlamış olduğumuz AKTS'lere göre bir izlence hazırlamak gibi de bunu düşünebilirsiniz. O AKTS ders tanımlama formlarına göre. Dersin tanımı ve amaçları neler? Bunları mutlaka burada verelim. Dersin öğrenme çıktıları neler? Hani öğrenme çıktısı nedir? Ders amaçları nedir? Buna çok fazla girmek istemiyorum çünkü yeterince uzadı. Daha fazla sizi ekran başında da tutmak istemiyorum. Ardından haftalık ders planı. İlk haftayı mutlaka oryantasyon haftası olarak planlayın. Burada dediğim gibi buz kıranlardan faydalanın. Öğrencileri tanımak için çeşitli etkinlikler planlayarak geçirebilirsiniz. İşte ders izleneceğinizi burada paylaşıp geri bildirim alabilirsiniz. Ona göre tekrar düzenleyebilirsiniz. Hafta hafta hangi konuları işleyeceksiniz? Bu konularla ilgili hangi kaynakları kullanacaksınız? Lütfen bunların tamamına hafta hafta yer verelim. Hafta hafta hangi görevler yapılacak? Bu görevleri yaptıktan sonra ne zamana kadar bunu teslim etmesini bekliyoruz? Ve teslim ederken bunu size nasıl gönderecek? Sistem üzerinden mi gönderilmesini istiyorsunuz? Mail olarak mı gönderilmesini istiyorsunuz? Yoksa siz Bulut'ta bununla ilgili ayrı bir alan oluşturdunuz, ortak bir klasör oluşturdunuz. Bununla ilgili de yarın arkadaşlar sizinle paylaşacak diye düşünüyorum. Bulut'ta oluşturmuş olduğunuz bir ortak klasöre mi atmanızı bekliyorsunuz. Buna göre mutlaka buraya nasıl size teslim etmesini istiyorsanız ödevleri mutlaka burada onunla ilgili de ayrıntılara yer verelim. Hafta hafta 14 haftayı mutlaka burada bütün ödevlerle birlikte hangi ödevleri yapacağını, hangi görevleri yerine getireceğini, hangi etkinliklere katılacağını öğrencilerimiz mutlaka bilsinler. Kullanacağımız öğretim yöntem ve tekniklerini genelde yazabilirsiniz. Hafta hafta da gene bunu planlayabilirsiniz. Dersin kuralları ve beklentiler kısmında mutlaka her dersin çünkü dediğim gibi kendine özel durumları olabilir. Hazırlatacağınız, vereceğiniz görevler, etkinlikler farklılaşabilir. Bunları göz önünde bulundurarak hepimizin kendi ders kurallarını ve beklentilerini oluşturması ve bunu izlencede mutlaka yer vermesi gerekiyor. Dersin değerlendirmesini nasıl gerçekleştireceğiz? İşte burada bir grup çalışması var. İki tane ödevimiz var. Bir de ara sınavımız var. Bunların etkisi baktığınızda farklılaşıyor. Ama bunun işte oranı bizim yönetmeliğimize göre çünkü ara sınavın etkisi %40, finalin etkisi de %60 görünüyor. Ama burada biz bunların oranlarını dersimizin yapısına göre farklılaştırabiliriz. Genel oranları değiştiremeyiz ama dönem içindeki faaliyetlerin puanlarında değişiklik yapabiliriz. Finalde gene hiç sınav yapmayabiliriz. Gene ödev ve görevler üzerinden gidebiliriz. Ders loglarını mutlaka dahil edebiliriz burada. Tartışma formu ve diğer etkinliklere, derse katılım durumunu göz önünde bulundurarak bir puanlama yapabiliriz. Ve bunların etkisi de %60 olur. Yani final sınavı yapmadan da bir değerlendirme gerçekleştirebiliriz. Değerlendirmeyle ilgili de çok fazla ayrıntıya girmek istemedim. Çünkü onunla ilgili yine İsmail Hoca bütün ayrıntısıyla sizlere anlatacak. Ve vermiş olduğumuz görevlerin, etkinliklerin nasıl puanlanacağını ve nasıl değerlendirileceğini, hangi kriterlere göre değerlendirileceğini de mutlaka belirtelim. Öğrenci neden yaptığını,
böylece görmüş olsun. Ondan beklenenin ne olduğunu görmüş olsun kıymetli hocalarım. Burada bakın 5 tane görevimiz vardı. Her bir görevle ilgili değerlendirme kriterleri tek tek açıklanmış durumda. Katıldıkları oturumlar vesaire, bunların hepsi değerlendirme içerisinde puanlanmış durumda. Eğer biz bunu yaparsak öğrenci süreç içerisinde vermiş olduğumuz etkinliklerin tamamına katılma noktasında eğilimli olacaktır. Aksi takdirde öğrenciyi sistemde tutabilmemiz çok da mümkün olmayacak. Evet hocalarım, benim bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze olsun katkı sağlayabilmişimdir. Aslında konuştuğumuz şeylerin birçoğu bilmediğimiz şeyler değil ama belki göz ardı ettiğimiz noktalardı. Bunlara biraz daha dikkat edersek öğrencilerimizi, uzaktaki öğrencilerimizi biraz daha yakınlaştırmış oluruz. Öğrenme süreçlerini desteklemiş oluruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ebru Hocam biz teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için, güzel sunumunuz için. Umarım öğretim elemanlarımız da faydalanmışlardır şüphesiz, kuşkusuz. Hocam şimdi bazı sorularımız var. Sağ olsun arkadaşlarım sunum esnasında gelen soruları topladılar. Ebru Hocam hepsini toparladı. Size ve bana yöneltilmiş bazı sorular var. Siz de uygun görürseniz sorularımızı cevaplandıralım hocam oturumumuz bitmeden. Ondan sonra da sürecini tamamlayalım. Ebru Hocam evet. Hocam öncelikle teşekkür ederiz Ebru Hocam sunumunuz için. Sanırım sesim geliyor, bir sıkıntı yok. Geliyor, gayet güzel. Öncelikle size yöneltilen sorulardan başlayacağım. Onları bitirdikten sonra da Mutlu Hocam'a birkaç sorumuz olacak. Genel sorularımız da var çünkü yeni uzaktan eğitim dönemiyle alakalı. Şimdi hocam en baştan toparlamaya çalışayım. Şimdi bir tane hocamız var, Mehmet Hocamız. Gaziantep Fakültesi'nde İngilizce derslerine giriyormuş. 150 kişilik bir sınıfta 30 dakika ders işliyoruz. Kitabımız var, oradan her derste en az 3 sayfa işlememiz isteniyor. Bu nasıl olacak diye bir soru sormuş. Şimdi yani 150 kişi yapmayacaklar şubeleri. Yani müdürümüz de burada dendi ki 50 kişi olacak sınıflar. Çünkü bizim temel amacımız etkileşimi artırmak. Etkileşimi artırmak istiyorsak gerçekten 150 kişilik bir sınıfta özellikle ayrı zamanlı etkinlikler bağlamında süreci yönetebilmemiz imkansız. Evet 150 kişiyle canlı ders yapabilirsiniz, orada belki sıkıntı yok. Ama 150 kişiyle gene canlı derste etkileşim kurabilmeniz mümkün değil. Ben size şöyle bir örnek vermiştim dikkat ederseniz. Dedim ki ben bu hafta 5 öğrencime söz hakkı veriyorum, öteki hafta 5 öğrencime. Hadi bunu 10 öğrenci yapalım. Eğer 150 öğrenciyle ders yaparsak dönemin sonuna kadar hiç etkileşime girmediğimiz öğrenci olacak. Dolayısıyla belki bu size gruplara bölmek, öğretim elemanı sayısı açısından sıkıntı mıdır onu bilemiyorum tabii sizin tarafınızda. Ama eğer bölme imkanımız varsa, öğretim elemanı açısından sıkıntı olmuyorsa o zaman grupları bölmek birinci çözüm olabilir. İkincisi diyorsunuz ki bir ders kitabımız var, bu ders kitabını takip etmek zorundayız ve her hafta 3 sayfasını işlemek zorundayız. Peki bu ders kitabı öğrencilerimizde yok mu? Onlar her hafta gelirken bu 3 sayfayı çalışarak gelseler de siz bu 3 sayfayla ilgili ya da 5 sayfayla ilgili o canlı derste daha çok tartışsanız, konuşsanız daha sağlıklı olmaz mı diye ben size bir soru yöneltsem. Sevgili hocam teşekkür ediyoruz cevabınız için. Hemen üzerimize düşen sorunun bir boyutu var. Şubelerde biz dedik ki hocam yaptığımız toplantılarda akademik birim yöneticilerimizle yüz yüze eğitimde nasıl yapıyor iseniz lütfen planlamalarınızı, şubelerinizdeki sayıları onu baz alarak tutun dedik hocam. Yani burada şube birleştirme, grupları birleştirme yoluna bu dönem gitmeyeceğiz. Bu dönem biz kaliteyi artırmak adına da bazı süreçleri işletiyoruz. Az önce gösterdiğiniz ders istencesi sistemini senatomuzdan geçirip ilk hafta öğrencilerimizle paylaşılmasını isteyeceğiz öğretim elemanlarımızın. Bunun gibi bazı hazırlıklarımız da var. O nedenle şubelerimiz... Mutlu hocam örnekleri de paylaşırsanız... Tabii ki sevgili hocam. 150 kişi eğer mümkünse yüz yüze eğitimde eğer 50'şerli 40'arlı gruplar yapıyorsak yine aynı şekilde 40'arlı 50'şerli gruplara düşürüp bazı problemlerin giderilmesine katkı sağlayabiliriz.
Teşekkür ediyorum. Ebru Hocam devam edebiliriz. Tamamdır. Hocam diğer soruya geçiyorum. Handan Hocam tarafından bir sorumuz var. Bu da hocam yine kalabalık gruplarla ilgili bir soru. En az 80 kişi, toplamda da 400'ü geçen öğrenciyle öğrenci katılımını nasıl takip edebilirim? Örneğin geçen dönem 250 öğrencim vardı bir şubede demiş hocam. Az önceki soru herhalde cevap olarak aynısı. Evet. Aynı durum söz konusu. Yani biliyorum öğretim elemanı anlamında biraz belki hani sıkıntımız var. Ama ben hani kendi fakültem açısından düşündüğümde kalabalık gruplar var. Ama 50'şerli gruplar yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir hocaya belki tek şube düşmez de 2 şube düşebilir, 3 şube düşebilir ama bu süreci yönetebiliriz diye düşünüyorum ben. Tamam hocam, diğer soruya geçiyorum. Hocam size teşekkürlerini iletiyor katılımcılarımız. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İleteyim ben, onları okumadan geçiyorum. Anlatılanlar eğitim biliminin temel ilkeleri. Eğitim bilimleri alanında görev yapan tüm meslektaşlarımız yüz yüze eğitimde bu ilkelere hem uyar hem de öğretim adaylarını öğretir demiş Naci hocamız. Acaba 5x50, 250 ya da 10x50, 500 öğrencisi olan ve eğitim bilimi zorunlu derslerini yürüten bizlere ödev vermek, bunları değerlendirme, öğrencilerle etkileşimi arttırmak açılarından daha pratik önerileri var mıdır hocamız? Yani birebir belki ödev tamam vermeyelim ama süreci yönlendirmek için bizim öğrencilere mutlaka kısa sınavlar yapmak durumundayız. Bunlar zaten anında değerlendirilebilen araçlar. Ama hiç ödev vermeden biz bu süreci nasıl, yani o zaman yapacağımız şey sadece ara sınav ve final sınavı olur ki o zaman öğrenci gerçekten sistemde tutabilmemiz imkansız hale gelir. Yüz yüze eğitimde bu gene 150 öğrenciden bir şekilde ödev istemiyor muyduk? Ben eminim ki bu hocalarımız yüz yüze eğitimde de ödev istiyorlardı. Dolayısıyla yüz yüze eğitimde eğer biz ödevlerin değerlendirmesini bir şekilde yapabiliyorsak uzaktan eğitimde de bunun değerlendirmesini yapabiliriz. Evet, iş yükümüzün artacağını zaten en baştan söyledim. Yüz yüzeye göre belki 5 katı, 10 katı artacağını söyledim. Ama bu ödevleri, görevleri belki haftalık yapmayabiliriz. Ne yapabiliriz? 3 haftada bir ödev isteyebiliriz. Ama en azından dönem sürecinde en az 3 ya da 4 tane ödev ya da bir görev, etkinlik öğrencilerimizden isteyelim lütfen. Çok zor olduğunun farkındayım. Ama başka türlü öğrenciyi sistemde tutabilmemiz ve kazanabilmemiz mümkün değil. Peki hocam, çok teşekkür ederiz cevabınız için. Başka bir soruya geçiyorum. Böyle bir eğitimden sonra önerdiğinize yakın bir ders planının hazırlığının yapılması sizce ne kadar süre alır diye sormuş Meltem hocamız. Bu ders izlencesinin hazırlanması sırasında gelmişti hocam bu soru. O bağlamda değerlendirebiliriz. Yani daha önce verdiğiniz bir derse bunun ders izlencesinin hazırlanması ve planlanmasını başına oturursanız bir gün içerisinde bile gerçekleştirebilirsiniz. Ama ilk defa verdiğiniz bir derse o zaman haftalık ne yapacağınızı şekillendirmek, ardından bu haftalar boyunca vereceğiniz görevleri belirlemek, bu görevlerin kriterlerini çıkarmak vesaire düşündüğünüzde en az bir haftalık bir sürecinizi alabilir. Tamamdır. Hocam bir soru daha var ama yani soru değil aslında. Hocamız şöyle yazmış, Kübra hocamız. Öğrencilerin ödev tesliminde Turnitin taramasını sağlamamız gerekiyor. Copy paste ödevler büyük sorun. Siz zaten ilgili bir açıklama yaptınız ama söylemek istediğiniz başka bir şey olursa diye geçmeyelim istedim soruyu. Yani şöyle kopyala yapıştırı da bir taraftan bir öğrenme süreci olarak da değerlendirelim. Yani ama öyle ödevler ve görevler verelim ki öğrenciye, evet bir şeyleri yapamadığı zaman araştırmak durumunda kalsın. Yani kopyala yapıştırla çözebileceği ödevler biz öğrenciden istersek buna zaten yönlendirmiş oluyoruz. Burada biraz daha kopyala yapıştır yapamayacağı, araştırıp okuduktan sonra bazı yerlerden bunları toplayabileceği tarzda ödevler vermek bence önemli. Dolayısıyla biraz bizim soru türlerimizi, soru tiplerimizi değiştirmemizde fayda var.
klasik sorulardan biraz uzaklaşmamızda fayda var. Hani değerlendirme boyutuyla ilgili İsmail Hoca detay vereceği için çok detaya da girmek istemiyorum işin doğrusu bir taraftan. Hani onun alanına girmemek adına. Ama soru tiplerini değiştirmek bizim için burada çok önemli. Vereceğimiz görevlerdeki isteklerimizi değiştirmek çok önemli. Hocam müsaade ederseniz araya girip bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki. Hocalarım şimdi geçtiğimiz dönem ödev ve projelerle ilgili oldukça yoğun çalıştılar. Çünkü alternatif olarak sınav modülümüz yok. Evet, yoktu. Bu dönem düzen olarak sınav modülünü de sistemimize entegre ettik. Ve sınav modülümüz de olacak bu dönem. İsmail Hocam da zaten Cuma günkü eğitiminde sınav modülümüzde detaylı olarak bir anlatım yapacak. Direkt olarak, uygulama olarak bir anlatım yapacak. Hocalarımız o yüzden bunu da farkında olarak eğitimlerimizi takip ederlerse güzel olur diye düşünüyorum. Bu tür soruların biraz fazla gelmesinin altında da bu nedenin yattığının farkındayız. Teşekkür ederim. Mutlu hocam ama evet sınav modülümüz artık var. Ama benim hocalarımdan ricam... Ama lütfen lütfen sadece yapacağımız ara sınav ve finalle değerlendirme yapmayalım. Yani bunun üzerine özel olarak tekrar vurgu yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir modül olduğunda biraz daha kayış o tarafa olacak. Onun da farkındayım. Ama o modülde sanırım farklı soru türleriyle ilgili de bir bilgilendirme yapacak İsmail Hoca. Belki o tür sorularla o zaman bunu gene sürece yayarak bir iki sınavla değil de küçük sınavları da aralara entegre ederek süreci yönetirlerse çok daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler hocam. Hocam iki hocamızdan benzer bir soru gelmiş. Bu öğrencilerimizin kamera açmasıyla ilgili sorular. Bir hocamız öğrencilere soru sorduğumuzda kamera açmalarını isteyecek miyiz diyor Gamze Hoca. Onunla bağlantılı da başka bir hocamız da yapılan bir çalışmada öğrencinin bulunduğu ortam dağınık olabileceği, yoksul bir aileden ise bulunduğu ortamın görünmesini istemeyebileceği, kendi odasından bağlandığı için kendi özel ortamının da görünmesini istemeyeceği gibi hususlardan bahisle öğrenci kamerasının kesin olarak açtırılmaması gerektiğinden bahsedilmektedir. Gelir düzeyi düşük ve yüksek ve düşük olmaları gibi bir değerlendirmenin gelir düzeyi düşük olan öğrencileri rencide edeceği de belirtilmektedir. Bu konuda tarafımız ne olmalıdır demiş. Şimdi kişisel hakların korunması ile ilgili yarın Şahin Hoca da bilgi verecek. Ama öğretim elemanı olarak biz kameramızı açacağız. Bunun hiçbir tartışması yok. Öğrenci tarafında da kameranın açılmasını isteyeceğiz. Ama bunu isterken hani dönem başında kurallarımızı belirteceğiz dedik ya, bu kurallar içerisinde lütfen bunu da yer verelim. Çünkü şu tür problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Öğrencimiz kapalı bir öğrenci ama görüntüsünün açılacağını düşünmediği için ya da hani tıkladığı zaman görüntüsünün açılacağını farkında olmadığı için açıyor. Ha, sınıfta belki erkek öğrencilerde olduğu için bundan dolayı rahatsızlık duyuyor daha sonrasında. Hani bu tür problemlerle de karşılaşmamak adına bunu dönemin başında konuşmak önemli. Evet, durumu iyi olmayan öğrencilerimiz olabilir, odasının görünmesini istemeyebilir. Ama onlara da şunu söyleyeceğiz. Bazı konularda onları da eğitimlere belki almamız gerekecek. Ki Mutlu Hocam bilgi verdi, bu konuda öğrenciler de bilgilendirilecek. İşte arkalarının duvara dönük olması. Yani sadece arkada bir duvar görünmesi yeterli. Odanın içini kimse görmek zorunda değil. Yani ben şu anda mesela arkamda evet, bir arka plan var ama arka planımı kaldırdığımda da şeyi göreceksiniz. Arkada bir duvar göreceksiniz. Ben şu anda evden sizinle etkileşime giriyorum ve hiçbir şey görmeyeceksiniz. Öğrencilere hani bu tür konularda yönlendirme yaparsak kamerayı açmaları konusunda hiçbir sakınca yok. Kamerayı açtıklarında birbirleriyle de daha rahat etkileşim kurmuş olacakları için kameralarını ben açmalarını öneriyorum işin doğrusu. Peki hocam. Başka bir soruya geçiyorum. Bir tane hocamız, İsmet hocamız hocam. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ilk ve acil yardım programı öğretim görevlisiymiş kendisi. Bu dönem online olarak yapacağım çoğu derste kalp masajı, entübasyon gibi uygulamaları öğrencilere birebir demonstrasyon ile işlemem gerekiyor. Bu dersi online olarak nasıl yapabilirim? Önerileriniz nedir? Diyor. Yani burada bununla ilgili videoları kullanabilir hocamız. Yani mutlaka kendisi de bunu çekebilir,
kendi çektiği videoyu da kullanabilir ya da internetteki hazır videolardan da yararlanabilir. Durdurup anlatarak onun üzerinden gidebilir. Bunun dışında hani birebir kendisi orada, tabii ki öğrencilerin de bunu uygulaması gerekiyor bir taraftan. Ama bunu sağlaması çok mümkün olmayacak. Ama anlatım sürecinde böyle bir yol izleyebilir. Hatta kendisi eğer iş ortamında dersini yapacak olursa kullandıkları maketler vesaire varsa o maketleri de kullanabilir. Ya da hazır videolar üzerinden de ilerleyebilir diye düşünüyorum. Tamamdır hocam. Hocam, Turnitin ve Identikit ile ilgili bir soru var. Öğrencilerin ödevlerini değerlendirmek için Fatma hocamız yazmış. Turnitin sadece lisansüstü tezlerde kullanılacağı, Identikit'in ise sadece makaleleri incelemek için kullanmamız gerektiği belirtiliyor. Bu durumda biz ödev karşılaştırmalarını başka bir yolla yapabilir miyiz? Yani bunun dışında farklı evet yazılımlar da var ama şeyi kullanabilirler yine. Identikit'i kullanabilirler. Belki bununla ilgili şöyle bir girişimde bulunabilir. Bu süreçle ilgili Mutlu Hocam kütüphane daire başkanlığıyla görüşüp biraz daha kotamızı artırma noktasında destek istenebilir. Hemen şöyle bir açıklama yapayım sevgili hocam. Biz bu konuyla ilgili kütüphane daire başkanlığımızla konuştuk. Ama Turnitin ve Identikit'in lisanslamasını ULAKNET yapıyormuş hocam. ULAKNET tüm üniversiteler adına toplu lisanslamayı işlemi yaptığı için gündemlerini aldılar. Bunu ULAKNET'le konuşacaklar sevgili hocalarım. Bununla ilgili bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Tamam, süper. Tamamdır. Hocam, Zeynep hocamızdan bir soru var. Ders izlencesinin hazırlığı ile ilgili olarak yüz yüze eğitimden farklı olarak online eğitimde süreleri kestiremediğimiz için haftalara göre dağılımı çok detaylı yapmak mümkün değil. Ya da tahmini bir detaylandırma yaparsak bu durumda öğrenciler bu izlenceye uyamadığımızda hayal kırıklığı ve karışıklık yaşayacaktır. Daha kaba bir program yayınlayabilir miyiz? Bu dönemin derslerini ilk defa online veriyoruz demiş. Yani yayınlayabilirler. Bu bir çerçeve. Ana hat çiziyoruz aslında dersle ilgili. Ama ne kadar ayrıntılı olursa süreçle ilgili hem bizler daha rahat ediyoruz hem öğrenciler daha rahat etmiş oluyor. Yoksa şeyde bir sıkıntı yok. Ama biz dedik ki ayrı zamanlı etkinlikler şeklinde eğer bir süreci planlayacaksak onu zaten haftalara bölmekte bir sıkıntı yok. Canlı derslerimizin de aslında ne kadar yapacağımız yani belli. Bildiğim kadarıyla maksimum 80 dakika değil mi Mutlu Hocam? Yani 150, 5 saatlik dersler için mi öyle planlandı? 6 saat üzeri için 120 dakika hocam şu anda. Yani dolayısıyla maksimum 2 saat gibi düşünmeniz lazım. Yani eğer 3 saatlik bir ders yapacaksanız 50 dakika. 1 saat hocam. Tamam, bir saat olsa hani onlarla ilgili elimize bilgi gelmediği için yanlış söylüyor olabilirim ama yani ortalama bir saat gibi düşünün eğer 3 saatlik bir dersiniz varsa. Dolayısıyla ona göre planlayabilirsiniz. Ama şeyi lütfen unutmayın, canlı derste ders anlatma üzerine kurgulamayın canlı dersinizi. Öyle yaparsak yani bizim 4 saatte anlattığımız ya da 3 saatte yüz yüze de anlattığımız bir dersi zaten 1 saatte anlatabilmemiz mümkün değil. Hocam bu soruyla alakalı aslında ders sürelerini hocalarımız merak ediyor. Mehmet Sayın hocamız ve Gülçin hocamızın bu konuda soruları var. İlişkili olduğu için beraber söyleyeyim, onlarla ilgili açıklamayı da Mutlu Hocam yapsın. Olabilir. Çok netleşmemekle beraber hızlıca süreleri söyleyebilirim. Senatodan onaylanmadığı için netleşmediğini söylüyorum. Şu anda bizim yapmış olduğumuz çalışma ve teklifimiz şu şekilde. 1 saat için 25 dakika, 2 saatlik dersimiz için 40 dakika, 3 saatlik dersimiz için 60 dakika, 4 saatlik dersimiz için 80 dakika, 40 artı 40 olacak, 60 üzerindeki saatlerde bölümlere böleceğiz, yani 2 oturuma böleceğiz. 40 artı 40 şeklinde 2 oturumumuz olacak. 100 dakika 5 ders saat için 50 artı 50 2 oturum şeklinde, 120 dakika 6 ders ve üzeri için planlamamız, onu da 60 artı 60 2 oturum şeklinde her hafta için planlamamız ve teklifimiz bu şekilde. Senatomuz da uygun görürse kararların bu şekilde çıkmasını beklemekteyiz. Sanıyorum Mehmet Hocam'la Gülçin Hocam'ın sorularını da cevaplamış olduk. Yani Mehmet Hocam'ın hocam bu sürenin kısa olduğunu söylemiş. 1 saat için 20 dakika anlatıyoruz ders. 25 dakika. Hemen şunu aktarayım.
Sevgili hocalarım, burada biz Perkus tarafında yoğun kullanım anlaşması yaptık bu dönem. Ama yoğun kullanım anlaşması sınırsız bir kaynağımız olduğu anlamına da gelmiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Ancak burada şunu yapma şansımız oluşacak diye görüyorum ben. Siz 25 dakika yetmedi, biliyorsunuz ek süre artırabiliyorsunuz. Dersiniz 25 dakikalık sistem sizi dışarıya atmayacak. İhtiyacınız duyduğunuz 10 dakika, 15 dakikalık süreyi süre uzatma yöntemini kullanarak artırma şansınız da verse hocam. Biz onlarda kısıtlama yapmayacağız. Teşekkür ederim. Mutlu hocam, burada şöyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biz hepimiz kendi dersimiz üzerinden planlamamızı gerçekleştiriyoruz ve düşünüyoruz. Öğrencilerimizin lütfen sabahtan akşama kadar bilgisayar başında tutacak şekilde bir planlama yapmayalım. Bunun için hani program koordinatörleri belki bunu koordine edebilirler. Yani günlük 6 ders saatini geçmesin öğrencilerimizin sanal dersleri. Sevgili hocam, hemen şunu söyleyeyim. Yapmış olduğumuz planlamada yüz yüze eğitim programını baz alarak biz programlarımızı oluşturacağız. Şimdi sizin dediğiniz gibi 6 saatlik bir planlama yapabilmesi için hocalarımızın yaklaşık olarak 18 ders saatini gün içine yerleştirmiş olması gerekiyor program yapıcıların. Böyle de bir fırsat olamayacağı için, yani böyle bir duruma izin vermediği için sistem zaten yapamayacaklar. Pedagojik olarak da sizin dediğiniz gibi biz o konfigürasyonlar, oradaki ayarlamaları bu tarafa taşıyacağımız için zaten o durumu oluşturmayacağız öğrencilerin. Tamam, harika. Çok teşekkür ediyoruz. Haberiniz hocam. Hocam, identikitle ilgili bir yorum gelmiş. Öğrenci ödevlerinin identikit programıyla taranması lisansa aykırıymış. Ödev tarayan hocalarımızın hesapları firma tarafından dispute edilerek kapatılıyor. Evet, evet. Bilgilendirme amaçlı sanırım söylesek güzel olacak. Şöyle bir soru var Mutlu Hocam. Geçen dönem öğrenci kameralarını eş zamanlaştırdığımızda sistem kaldırmamıştı. Sistemde buna yönelik bir iyileştirme yapıldı mı? Tamam, çok güzel. Perkus'un yeni Perkus Plus sistemini versiyonuna taşıdık bu dönem. Perkus Plus'ta video konferans sistemi de etkinleştirilmiş durumda. 12 kişiye kadar video konferans ortamı olarak da kullanabileceksiniz sevgili hocalarım. Bunu da burada belirtmiş olayım. Tamamdır hocam. Onunla ilgili birkaç sorumuz daha var hocam sistemle ilgili. Onları da not almıştım. Yeni sorulara bakıyorum bu arada. Çok da karışsın istemedim. O soruları önce bir cevaplayalım, arkasından yenilere de tekrar geçeceğim. Şöyle bir soru var Hasan hocamızın. Geçen dönem kullandığım Perkus Plus sistemi öğrencilerin pasif olduğu göz temasına izin vermeyen bir sistemdi. Bu sistem... Cevaplamış olduk o sorumuzu. 12 kişiye kadar video konferans sistemiyle cevaplandırmış olduk. Hocam Zoom'u sormuş sonunda aslında bu soruyu. Hemen söyleyeyim. Zoom sistemini eğitimlerimizde kullanmayı düşünmüyoruz. Biliyorsunuz bu anlamda Cumhurbaşkanlığımızın bir genelgesi var sevgili hocalarım. Derslerimizde bunu kullanmamız bizi başka problemlere de sebep olacak. O nedenle bu tür organizasyonlarımızda bu tür yazılımlarımızı entegre ettik. Şu anda derslerimizde resmi olarak Perkus sistemini kullanacağız. Tamamdır hocam. Not aldığım teknik sorular bu kadar. Yeni sorulara bakacağım hocam. Yavaş yavaş sanırım toparlamamız gerekiyor. Evet. Hemen bir göz gezdiriyorum. Sanırım... Hocam, başka soru yok. İzlence ile ilgili bir soru vardı. Evet, onu atlamayayım. Bizim az önce paylaştığımız izlence ile ilgili paylaşılacak mı ya da sunumların paylaşımı ile ilgili bir soru geldi. Birkaç soru gelmişti. Tamam. Onu toparlamış olalım. Ders izleneceğimizin şablonunu, boş halini ve dolu halini sevgili hocalarım web sayfamızdan paylaşacağız. Hatta bu dönem sevgili hocam Ebru hocamın yapmış olduğu sunumu da görmüşsünüzdür. Sunum şablonlarımızı da oluşturduk. Gazi Üniversitesi kimliğiyle kurumsal olarak sunum şablonlarımız da var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Ve mümkünse sunum şablonlarımızı direkt PowerPoint'te sunuş şablonları kısmında da görebileceğiniz şekilde yerleştirecek hale getirdik. Direkt oradan var olan sunumlarınızı da tasarım değişikliği yaparak sadece bu şablona taşıyabileceksiniz. Böylelikle biraz daha kurumsal kimliğimizi ön plana çıkartacak süreçleri de işletmiş olacağız. Web sayfamızda bununla ilgili şablon hazırlıklarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle yarın mesai bitimine kadar yerleştirmiş oluruz sevgili hocalar. Mutlu hocam, Ebru hocam, sizinle şey de paylaşayım. Dolu olan izlencede ben bazı değişiklikler yaptım. Onu ben sizinle tekrar paylaşacağım. Tamam, onu paylaşırsanız hocam, sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu konuyla ilgili bir de İngilizcesini istemişler ama onu da
değerlendirip hocalarımıza bilgi veririz web sitemiz üzerinden diye düşünüyorum. Sanırım hocam bu kadar. Yani süremizde de uymuş olduk. Ayırmış olduğumuz sürede ancak yetti bize. Saat geliyor diye görüyorum şu anda. Ebru hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir toplantı geçirdik. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak mutluluk vericiydi. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Hocalarım katılımlarınızdan ötürü sizlere de teşekkür ediyorum. Bir başka organizasyonda görüşmek üzere diyelim. Hocam hemen şeyi belirtelim. Ebru hocamdan rica edelim. Yarınki toplantılarımızın, seminerlerimizin konularını ve saatlerini hatırlatalım hocalarımıza. Ve onunla ilgili birazdan maillerimiz yine gelecek. Toplantıya katılım linkleri yine gelecek. Onları belirtelim Ebru hocam. Şu şekilde görünüyor mu benim ekranım? Evet. Herhalde şu an görebiliyor herkes. Şöyle yapayım, belki daha net olacak. Yarın iki oturumumuz olacak. İlk oturumda merkezimiz öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Şahin Gökçe Arslan tarafından sunulacak olan uzaktan eğitimde etik ve telif hakları konusu işlenecek. Öğleden sonraki oturumumuzda da yine merkezimiz öğretim görevlileri Seher Özcan ve Ahmet Çelik hocalarımız uzaktan eğitimde materyal geliştirmeyi konusunu sunacaklar bize. 14'te bu etkinliğimizde. Herkesin katılımını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, katılmanız için hepinize teşekkür ediyoruz. Destek verdiğiniz noktalarda sorularınıza destek veren hocalarımıza, bizlere buradan açıklama yapma fırsatı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Katkılarınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Yarınki eğitimlerimizde hepinizi tekrar bekliyoruz. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun hocam. İyi günler. Hocalarımız, eğitimlerle ilgili size yine linkler gelecek, mailler ve mesajlar gelecek. Onunla ilgili sorular olduğunu görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de hem e-mail ile hem mesajla bilgilendirme yapılacak sizlere. Yine Zoom ortamında bu şekilde bir katılım sağlayacağız. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.